Merhabalar. Bugün 24 Haziran 2020, bir kültürhane etkinliğinde daha beraberiz. Yumuktepe kent söyleşileri, kent sohbetleri. Geçen hafta Mersin Lisesi'ni, şimdiki adıyla Mersin Tevfik Sırgül Lisesi'ni konuşmuştuk. Ve Mersin Tevfik Sırgül Lisesi'ni konuşurken, Mersin Lisesi olduğu dönemleri konuşurken, oranın sporda ne kadar başarılı bir okul olduğunu, Türkiye çapında büyük başarılar elde ettiğini, başka konularla beraber sporda da çok büyük sporcular yetiştirdiğini konuşmuştuk. Hemen arkasından Seyfi Alanya'yı, ki Haziran ayında vefat etti biliyorsunuz. Seyfi Alanya'yı hemen ardından konuşmak uygun olacak diye düşündük. Ve bu haftaki Yumuktepe kent konuğu Seyfi Alanya. Seyfi Alanya konusunda daha önce Cihan Pehlivan'ı Mersinli Ahmet isimli bir kitap da yazmış olan ve daha sonra da Seyfi Alanya ile ilgili olan Kemal İstek, değerli gazeteci, televizyoncu, yazar Kemal İstek aramızda. Ve ayrıca Sayın Ali Cerrahoğlu aramızda. Vahap Kokulu var. Sayın Vahap Kokulu, Sayın İrfan Tümer, Sayın Tuncer Özmen var. Ve biz kültürhane çalışanları, personeli, gönüllüleri olarak ben Ziya Aykın, Mithat Sözmen ve Ulaş Bayraktar şu anda. Başka bağlantılar, başka katılanlar da olabilir. Sözü Kemal Bey, çok değerli bir kitap kazandırdınız Mersin'e. Mersin'in Ahmet'ten sonra ki gerçekten daha önceki yaptığınız programda Ulaş Hocam, okunması çok kolay, çok hacimli bir kitap ama elinize aldığınız zaman hemen bırakamıyorsunuz, hemen bitiriyorsunuz demişti. Gerçekten de öyle bir kitap. Bir roman gibi heyecanlı bir tarafı yok aslında, birbirini kovalayan olaylar da yok. Ama nedense insan hep merak ediyor, devam ediyorsun, devam ediyorsun. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ve bu arada bu kitabın bir güzel tarafı da Cumhuriyet döneminde bütün spora, atletizme, futbola, emeğe geçmiş insanların isimleri bir biçimde geçiyor kitapta. Hem bir Turgay Şeren'den bahsediyoruz, hem Baba Gündüz'den bahsediyoruz, hem Mersin'de Aşkın Tuna'dan bahsediyoruz. Hepsini bir araya getirmekte de büyük bir maharet göstermişsiniz. Bildiğim kadarıyla Seyfi Alanya ile bir dostluğunuz da var. İsterseniz bu dostluğun başlangıcından söz edelim. Nasıl bir bu dostlukla başladınız ve nasıl devam etti ve kitap bunun aşamasından giderek daha sonra Seyfi Alanya'nın kişiliğine dönelim. Ziya Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten yani Mersin kültürünü günümüze taşıma noktasında tabii Vahap abi de orada başkanımız kendi konseyinden. Yani büyük bir emek, büyük bir özveri veriyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Ya bunlar belki bugün tam anlamıyla kıymeti bilinmeyebilir ama gelecekte inanın şu yapmış olduğunuz çalışmalar o kadar mı önemli olacak? Özellikle İşte belki 50 yıl sonra, 30 yıl sonra, ne bileyim 100 yıl sonra ve daha da ötesinde bunların bu konuşmalar bir kaynakça haline gelecek. İşte sizleri tanıma noktasında, bizleri tanıma noktasında, Mersin değerlerini günümüze taşıma adına önemli bir çalışma olacak. Şimdi hocam, tabii bir gazeteci olarak biz yani Seyfi abiyle bir ilişki içerisindeydik. Kendisiyle yani birçok kez ekranda beraber olabildik. Canlı yayın olmasa dahi. Özellikle en son Tevfik Sözü Gürstad'ında tam da onu hemen yanında Mehmet Yılman, Mehmet Çetiner gibi yine atletizmin önemli değerleri bunlar. Birlikteyken yapmış olduğum bir söyleşi var ki YouTube'da vesaire de bunlar da yayınlanıyor hala. 2000 yılındaydı zannedersem. Yani 99, 1999 yılında. Zaten kitapla ilgili adeta bir özet geçmişti Seyfi abi. Allah rahmet eylesin. Yıllar sonra 2005 yılıydı zannedersen
işte Hilton'da yine bir basın toplantısı vardı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yine rahmetli Kadri Şaman da oradaydı. İşte biz de, tabii onunla da işte Sivil Toplum Örgütü Başkanı, gazeteci ilişkileri içerisinde olduğumuz biriydi. Bir ricada bulundu. Dedi ya işte Mersin Named'i yazdın. İşte Mersin için çok önemli bir değer. Bunun unutulmaması adına da önemli bir kitap ortaya koydun. Şimdi sıra Seyfi abide. Yani Seyfi abide rahatsız. Biz gerekli randevuları alalım özel olarak. Bir git bir kitap çalışması ile ilgili bir başlangıç, bir söyleşi yap. Zaten bu kitabı da biz Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak basımını üstlenip halka yine ücretsiz dağıtacağız dedi. Ya şimdi aslında tabii ki Seyfi abi yani tam böyle detaylı araştırmadığım için tabii biz de o zamanlar işte 70'li yıllarda şeye gidiyorduk, Galatasaray ilkokuluna gidiyorduk. Çocuktuk. Yani o heyecan dalgasını biliyorum yani. Spora hevesliydik. İşte dönemde bizim Kiremithane Mahallesi'nin insanların hemen hemen gençlerin o dönemde çok büyük bölümü boksa karşı çok büyük ilgili olurlardı. Biz de o yüzgerden nasibimizi almıştık açıkçası. İşte bu bağlamda Seyfi abi zaten o dönemin efsane ismi. Yani yönetici olarak tabii ki tanıyorduk kendisini. Çocuk yaşlarında fırına gider gelirdik. İşte herkesin nasiplendiği gibi biz de oradan tavalar vesaire ufak tefek. Yani hoş güzel anılarımız vardı. İşte o gün zannedersem mesai sonrasıydı, beşikten sonraydı. Mezitli'de yaşıyordu Seyfi Alanya. Seyfi abinin evine gittiğimizde bizi baş başa bıraktı ailesi. Oturduk, durumu anlattım. Dedim abi işte kitap çalışması için geldim. Kadri Şaman yönlendi. Çok duygulandı. Ya dedi çok dedi büyük rahatsızlıklar geçirdim. Hastanelerde yattım. Ameliyattan oldum. Hiç kimse dedi gelip kapımızı çalmadı. Yani bir dedi, bizim dedi zaten dedi ekonomik olarak kimseden bir beklentimiz yok. Allah'a şükür dedi. Dengeli bir hayatımız var. Ama dedi isterdik ki gelsinler. Ya bir hal hatır sorsunlar. Bir geçmiş olsun ziyaretine bulunsun ama dedi olmadı bunlar. Fakat dedi şimdi de yani Kadri Şaman'ın dedi rahmetinin seni dedi buraya yönlendirmesi, benden randevu talep etmeleri. İnanın dedi bütün o dedi o kötü duygularımı, üzüntümü, her şeyimizi unutturdu. Yani çok heyecanlandım. Ve dedi inanıyorum gerçekten dedi güzel bir kitap çalışması ortaya koyacaktım. Bu konuda her türlü sana yardımcıyım dedi. Biz başladık söyleşiye. Tabii bu ilk yani rahatsızlığı var biliyorum. Fazla da üzerine gitmemek gerekir. Özellikle bu işte duygusal atmosfer içerisine girdiği zaman 77 yaşında bir insan ciddi anlamda sıkıntılar da yaşayabilir diye düşündük 70 yaşın üstünde. Bu bağlamda ben de yani yavaş yavaş sindire sindire birkaç kez bir araya geliriz. Bir kitap taslağı ortaya çıkarırız. Yazacağımız kitap zaten romansı bir dil kullanarak okunabilir halde olmasını arzu ettiğimiz için kendi de öyle istiyordu. Ama orada dedi ki bana ya dedi Kemal'cim ya şimdi Mersin'e olan bizim gönül borcumuz var. Yani sadece biz değil birçok insanın da emeği var. Yani Mersin'in tarihini de beraber şöyle yoğuralım. En azından kitap içeriğinde o da olsun. Ya dedim hocam zaten onların hepsini yapacağız. Yani kurgusal olarak baktığımız zaman bunlar zaten gerekli şeyler. Siz rahat edin. Hatta görüştük. Dedim ya alsın dedim. Ya Seyfi abi senin genel kültürün benden çok çok daha fazla. Yani sen söyleyeceksin ben yazacağım. Yani belki de yazar olarak da ben olacağım. Ya dedi tamam işte benim de evin balkonuna geçer otururuz. Sen dedi yazarsın ben de söylerim falan filan. Ama 6-7 saat beraber olmuşuz. İşte madalyalarıdır işte kupalarıdır falan. Ben ufak tefek notlar aldım ama işin gerçeği çocukluk anılarıyla ilgili fazla dikkat etmedim. Çünkü o ayrı bir yani söyleşi konusu olacaktı. Yani. Çünkü önemli nasıl spora başladı, işte o yaşlardaki Mersin nasıldı. Hep bunları bir ayrıntılı bir şekilde daha sonra kendisiyle yapacağım söyleşide kayda alacağım için pek oralara bakmadım. Yani sondan başlayalım istedim. İlk ziyaret dedim normal derken neyse yani bir söyleşiyi bitirdim. 6-7 saat olmuş bayağı bir uzun yani 11.30 valla bayağı bir geç olmuş saat. Çıktım gittim işte dedim yani bir hafta şöyle bir yani Mersin'de Seyfi abi tanıyanlarla biraz gençlik yıllarını vesairesini yani
araştırdım, inceledim. Mükemmel bir kitap. Yani omurgalı bir kitap olacağı zaten o anda istedildi. Dedim ya bari hiç olmazsa bir daha arayayım da birkaç tane de çok böyle farklı şeyler var. Onları da sormam gerekiyor. Bir yazı planı oluşturmam için. O arada Seyfi abi aradı. Tesadüf yani kalpler bir demek ki. Dedim ya Seyfi abi tam da ben de seni arayacaktım. İşte dedim gazetenin bürosuna geldim. Tam da oradandım. Yazı planı oluştururken kafama takılan bazı şeyler vardı. Kemal'cim dedi ben dedi şu anda dedi, hastanedeyim. Mersin Üniversitesi'ndeyim. Ameliyata geçeceğim dedi. Son olarak seninle konuşmak istedim. Yani bu benim son konuşmam olacak. Ya bu kitapla ben dedi Mersinname'de okudum. Çok güzel dedi. Eline sağlık. Mükemmel bir çalışma yapmışsın. Çok beğendim dedi. Dedim abi hiç önemli değil. O dedim ondan çok çok daha dedim güzel bir kitap olacak inşallah. Zamanımız bol. Oturacağız senin balkona. Sen söyleyeceksin. Ben yazacağım. İşim biraz da benim kolay olacak. Cemal'cim dedi senden dedi bir tek ricada bulunacağım. Yani şimdi bir tek dedi benim dedi Mersin sporuna, Türk sporuna dedi emeğim yok. Çok sayıda insanlar var dedi. Senden ricam dedi. Onlara dedi bir analım. Kitabın içeriğinde onlar da olsunlar. Onlara da yer verelim. Beni de daha mutlu, daha huzurlu edersin. Seyfi Alanya müthiş bir isim. Hani kentimizde yaşamış olması da, buralı olması da çok büyük gurur. Birkaç sebepten böyle. Bir tanesi tabii ki müthiş bir atlet. Büyük başarıları olmuş. Türkiye'nin en iyi, en hızlı koşan model sporculardan olmuş. Bu açıdan çok çok kıymetli. Fakat bence bundan daha da değerlisi daha sonra bu işe kendisini adamış olması. Gönül vermiş olması ve atletizm camiasına sporcu yetiştirmek, tanıtmak açısından büyük emek vermiş olması bence sporculuğunun bile ötesine geçmiş bir durum. Helal olsun. Yani çok az kişi var. Bir de bunu çok uzun süre yapmış. Yani sürdürülebilirlik de çok önemli. Hani bir işe soyunursunuz, bir işe heves edersiniz. Başarılı da olursunuz ama kısa sürer, gelip geçer. Çünkü niye bu iş uzun sürmesi önemli? Çok da zor bir şey. Yani atletizm bugün hala ikinci, üçüncü, beşinci sırada gelen bir spor. Yani popüler değil, para yok. Çok cazip değil, meşhur olmuyorsunuz. Düzgün tesisler yok. Atletizmle uğraşan çocuklar karnını zor doyuruyor. Yani bir yeteneği keşfedersiniz, bulursunuz. Ne yapılacağını da çok iyi bilirsiniz ama çok engeller var karşınızda. Böyle bir alanda çok sürdürerek emek vermesi de çok kıymetli. O açıdan hakikaten çok çok kıymetli bir isim. Şimdi atletizm sporların anası. Hatta güzel bir uygulama var. Okul sporlarında tek spor yapabiliyorsunuz. Geçmiş dönemlerde bir çocuk aynı zamanda basketbol da oynardı, futbol da oynardı, voleybol da oynayabilirdi. Şu anda bu mümkün değil. Sadece bir spor seçebiliyor çocuk. Ona yoğunlaşabiliyor ama atletizm bunun istisnasıdır. Yani herhangi bir takım sporu yapan bir çocuk aynı zamanda atletizm de yapabilir. Yani her sporda faydası da olan, onun temeli olan bir branş. Ömür boyu da sürebilen bir konu. Yani profesyonel veya çok aktif bir dönem geçirdikten sonra yaşınız ilerlese de sürdürebileceğiniz, hiçbir şey bilmeseniz jogging yapabileceğiniz veya yürüyüş yapabileceğiniz bir alan. Bu anlamda da bizim buna vereceğimiz önemin de çok artması çok önemli, çok gerekli. Mersin'de işte bu isimlerin sayesinde büyük bir atletizm geleneği var. Yani ben dün Ahmet Bey'le bir aradaydık. Belediyede Gençlik Spor Daire Başkanı'yla bir vesileyle. Ondan yeni öğrendim. Şu anda 19 milli atlet varmış Mersin'de yaşayan. Bu gurur verici bir şey ama şunu biliyoruz ki yani Mersin'deki bu potansiyel çok köklü, çok güçlü, çok eski. Bununla da yetinmememiz gerekiyor ve bunun daha arkada büyük bir potansiyel var. Sadece millilik anlamında değil, bunun altyapıya yayılması. Daha fazla gencin hani hep söylenir kahve köşelerinden, olumsuz alışkanlıklardan koparılıp spor yapar hale gelmesi çok kıymetli. Mersin'de bunun geleneği var, altyapısı var. Mersin'de bunun kültürü var ama çok çalışmamız lazım. Bu konuda üç temel
kişi ve kuruma büyük görev düşüyor. Birisi kamu, yani devletimiz, işte Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Valilik, onların devletin gücü ve inancıyla spora, atletizme eğilmesi gerekiyor. İkincisi yerel yönetimler, sağ olsunlar siz de bahsettiniz. Bu konuda da şanslıyız, spora inanan yerel yönetimimiz var. Üçüncüsü de sivil toplum. Yani işte bizler, biz Tarsus Kent Konseyi olarak, sizler işte Kültürhane öyle bir kurum, dernekler, spor kulüpleri, vatandaşlar. Yani bu üç temel unsur, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum, hatta güçlerini bir araya getirerek bu işe el atarlarsa, burada iki şeyimiz olacak. Bir, hakikaten başarılı sporcular yetiştirmek, ama ikincisi belki daha da önemlisi tabana yaymak, halka yaymak. Bugün biliyoruz ki şişmanlık, obezite salgını var, yüksek tansiyon insanların yarısından fazlasında var, şeker hastalığı, bunlar salgın halinde. Bunların hepsinin çaresi de hareket etmek, spor yapmak, bunu yaparken de keyifli halde yapmak. Dolayısıyla yani birçok yönden spor çok önemli. Biz de, ben Tarsus'ta yaşıyorum, Mersin Tarsus'ta bir arada. Fakat atletizmi geliştirecek çok yolumuz var. Tesislerimiz hem az ama olan da çok verimli kullanılmıyor. Bugün Tarsus'ta atletizm adına işte bir tane gönüllü hocamız var. Çabalıyor, hep destek veriyoruz. Çok da genç ve idealist bir çocuk ama bunların sayısının artması gerekiyor. İşte çok uğraşmamız gerekiyor. Tabii ki futbol önemli, tabii ki basketbol önemli. Kitleleri peşinden sürüklüyor ama bazı sporlarda üvey evlat. Ben genel olarak atletizme çok gönül vermek istiyorum. Çok verelim hep beraber. Çok şey yapmamız lazım. Ve de bu yolda bu isimler de çok değerli. Ben son bölüm olarak tekrar Seyfi Alanya'yı, ben onu çok yakından tanıyamadım. Onunla birlikte spor yapamadım. Öyle bir şansım olmadı ama çok yakın takip ettiğim, onun adının verildiği spor tesisinde de yüzlerce kez bulunmuş ve adını hep duymuş ve yaşamış bir kişi olarak onunla gurur duyuyoruz hepimiz. Ve size de çok kutluyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bunu bir araya girebilir miyim müsaade ederseniz? Yani Seyfi Alanya ile Ali Celaloğlu, Ali abi arasında şöyle de bir bağlantı var. Ali abimiz Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği mezunu ve Mezunlar Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yapmış. Efsane başkan olarak anılır Ali abi de. Ve Seyfi Alanya'nın atletizmle başlamasında da Tarsus Amerikan Koleji'nde yaşanan bir olay var. Belki Ali abiyle Seyfi Alanya arasında bir de böyle atletizmin ötesinde bir de Tarsus Amerikan geçmişiyle ilgili bir bağlantı var. Belki onu Kemal Bey'den dinleyebiliriz. Böylece hem bağ kurmuş oluruz hem de Seyfi Alanya'nın atletizme başlayışını tekrar dinlemiş oluruz. Evet. Teşekkürler hatırlattığın için Ulaş. Söz bende mi Ulaş'cığım? Evet. Buyurun. Şimdi efendim yani tabii bazı olaylar yani insanı yani çok güçlü ya da çok inatçı hale getirebiliyor. Yani travma derecesindeki bazı olaylarda. Şimdi Seyfi Alanya Tarsus Amerikan Koleji'nde okuyor. İşte o dönemde biraz önce de altı çizildi. Ama işte Mersin sporuna baktığımız zaman genel olarak atletle futbolculuk, böyle atletizmle futbol iç içe. Yani mesela şimdi o dönemde Mersin İtman yurdunda en önemli forvet olan İlhan Taşucu. Türkiye şampiyonu bir 100 metreci. Yani Nazmi Alanya mesela yine öyle. Şimdi Seyfi abi de yani hem atletizm hem futbol iki spor arasında devamlı gidip gelen birisi. Kendisine güveni son derece çocuk yaşlardayken, 12-13 yaşlarındayken son derece gelişmiş. Ve işte Mersin'de bir şampiyona, atletizm şampiyona düzenleniyor. O arada bir Berkant diye bir sınıf arkadaşı var. Berkant'la beraber işte yarışların yapılacağı yere geliyorlar.
Mersin adına. Tabii o arada işte baraka usulü bir türbin. Yaklaşık orada 200 kişi ancak oturabiliyor. Öyle bir stat. Yani kimsenin aklında bugünkü statlarla şey yapılmasın. Yani özdeşleştirilmesin diye ifade ediyorum. 3 atlet koşacaklar. Seyfi abi de ilk denemesi daha. Seyfi alan yanında. 3 atlet koşuyor. Tabii ki Seyfi Alanya o yaşlarda ilk defa böyle bir resmi bir müsabakaya katıldığı için heyecanına yenik düşüyor. Üçüncü geliyor. Zaten 3 atletle koşmuş oluyor ama bir madalya da veriyorlar tabii. Üçüncülük madalyası. Yani utanıyor. Yani o madalya boynuna takılırken kendisinin de ifadesidir. Bir utanç duyuyor. Ve o bölümü de utanç madalyası diye koydum zaten adını. Evde hallediyor. Yani Süleyman dayısı işte Mersin İsmail Yurda, yurdunda kaleci. Öteki işte Cafer dayısı Cirit Atma Türkiye şampiyonu falan. Böyle bir aile bunlar. Yani ailesel olarak spora karşı çok ciddi anlamda elverişli bir yapıları var. Bahsetmiyor. Madalyayı da göstermiyor evde. Ama okulda işler tabii değişiyor. Tam da böyle işte sınıfa giriyorlar. Amerikalı öğretmen derse başlayacak. Bu arada Berkant ayağa kalkıyor. Diyor, hocam diyor, dün diyor Seyfi Alanya diyor, bir atletizm şampiyonası yapıldı Mersin'de. Ve orada da diyor, madalya kazandı. Öyle bir başarıya da imza attı deyince tabii Amerikalı öğretmen hemen Seyfi Alanya'nın yanına geliyor. Ya diyor, niye söylemedin bunu Seyfi? Aferin yavrum. Hadi diyor, gel şöyle bir şu madalyanı bize bir göster. Tabii o da şimdi çantasında madalyayı bıraktığı için evde de kimsenin görmesini istemiyor. Çıkarıyor, şu atar gibi öğretmenin eline bırakıyor. Öğretmen alıyoruz, tahtaya çıkartıyor. Ya seni kutluyoruz. Böyle küçük başarılar söylenmez mi? Alkış, kıyamet. Acayip bir şekilde. Bu arada Berkan tekrar sahneye çıkıyor. Hocam diyor, biliyor musunuz? Seyfi Alanya'nın diyor, koştuğu yarışta zaten diyor, 3 kişi koştular diyor. Uzaklara diyor, sonuncu gelmesine rağmen de diyor, bu madalya verildi. Yani bu bir başarı değil. Tabii sınıf şok. Yani o arada tabii öğretmen de biraz herhalde bocalıyor. Ama işte Seyfi Alanya'yı belki atletizmdeki bu uzun soluklu mücadelesindeki en önemli başlangıç noktası orada oluyor. Ve bunu kendisi de bana defalarca da ifade etti. Onu da affetmem lazım. Dedi ki bana, işte ben dedi orada dedi çok büyük bir mağlubiyet. Ya bu yer yarılsa da içine girse dedim kendi kendime. Velhasıl öğretmen yine tabii diyor olsun. Üçüncülük olması da bir şey değil. Önemli olan bu tip yarışmalara, müsabakalara katılma cesareti göstermek. Ve seni tekrar kutluyorum diyor. Alnından öpüyor. Alkışlıyorum yine. Ama tabii Seyfi Alanya'da bu büyük bir yani yara açıyor. Anılarında ne zaman aklına geldi ki bunu İstanbul hayatında işte yeni kolejdeyken İzmir'e Türkiye Şampiyonası'na gittiğinde aynı anılar tam yarışa başlayacağı anda beyninde canlanması yüzünden orada da başarılı olamıyor. Dördüncü oluyor. Yani o da tabii yani kendi çevresinde kabul edilmiyor. Yani çok yani büyük başarılar beklenirken böyle bir şeyin ortaya çıkması yine üzücü olarak görülüyor. Şimdi tabii o dönemde Mersin sporu deyince yani çok ciddi adamlar var. Öyle basit değil. Bugün gelinen noktada evet şimdi biz 19 tane atlet ama bu atletlerin büyük bölümü zaten işte Fenerbahçe, Galatasaray vesaire büyük kulüplere lisanslı durumunda koşuyorlar. Yani Mersin lisanslı atlet sayısı oldukça az. Bizim buradaki değerlerimiz yetiştiği zaman hemen büyük kulüpler geliyorlar, alıyorlar kendi kulüplerine. Yine burada tabii ki spor çalışmaları vesaire antrenmanları burada yapıyorlar ama yarışmalara katıldığı zaman Mersin'in forması giymiyorlar. Bunun da altını çizmek gerekir. İşte tam tersi bir şey var. Oraya geleceğiz inşallah ama Seyfi Alanya'nın beden terbiyesi il müdürü olduğu dönemde 40 tane atlet, milli takım mevcudu 40 atlet. Bunun 21 tanesi Mersinli sporcu. Ve Mersinli formasıyla yarışlara katılan sporcu. Ve bunların içerisinde de ya düşünün o dönem, bu dönem bile olmuyor. Yani Mersin'de böyle bir şey yok. Bir başarılı sporcu hadi gelin transfer edelim. Mersin
atletizm takımına. Böyle bir şey yok. Ama o dönemde Seyfi abi işte dünya kadar ortaya para koyarak ve gerçekten de çok büyük özveriler göstererek Aşkın Tuna gibi, Cengiz Akıncı gibi, yani Nurullah Canlan gibi çok önemli isimleri. Yani o dönemde Türkiye'de rekor kıran, Türkiye rekoru sahibi olan isimleri gençlere burada bir aşı olması için. Yani devamlılık noktasında böyle bir niyet yok. Ama genç kuşaklarla rekabete girebilmesi için böyle güçlü isimleri getirmiştir. Şimdi işte oradan başlayan, Tarsus Amerikan Koleji'nde başlayan bir hikaye ve tabii ki İstanbul böyle devam ediyor. Buyurun. Evet, Aşkın Tuna'dan bahsettiniz. Aşkın Tuna 3 adımda 15 metre 20 santimi aşması evet. gerekiyor. O hikayeyi bir anlatabilir misiniz? Şimdi tabii yani o dönemde Mersin, şimdi Seyfi abinin başka bir şeyi daha var efendim. Yani bir amacı daha var. Mersin'in tanıtımına katkı koymak. Yani Mersin'i, bak bugün ben yani bazı işte köşe yazılarımda, televizyon programlarımda hep şunu ifade ediyorum. Yani Mersin'e yön aramayı artık bırakın kardeşim. Ya Mersin tarihini inceleyin. Zaten Mersin'in yönü var. Spor, sanat kenti. Şimdi lojistik kenti mi? Tarım mı? Ticaret mi? Turizm mi? Bocalayıp duruyorlar. Ya ben soruyorum. Arkadaşlar, dünyada kaç tane ticaret kenti var? Say say bitiremezsin. Kaç tane sanayi kenti var? Bitiremez. Tarım kenti. Türkiye'de saymakla bitiremezsin. Konya'nın önüne mi geçecek? Yani değil mi? Mevcut var zaten ikonları. Şimdi Mersin'in dokusunun o oluşturulduğu, o düğmelerin atıldığı dönem sanat ve spor kenti olarak. Şimdi sanat kenti deyince aklımıza neresi geliyor? Paris. Var mı ikinci? Yok. Önemli olan sanatta ve sporda diğerlere gelen bir kent. Şimdi sanat spor birbiriyle yani giriş. Yani bunları ayıramazsınız. Çünkü yani insan modeli oluşturuyorsunuz. Yani ikisi arasında ciddi bağlar var. Şimdi Mersin'de, Mersin'in kuruluş tarihinde baktığımız zaman belki gayrimüslimlerin burada çok büyük etkileri var. Yani mimari açısından, kent yaşamı açısından. Şimdi Vahap Kokulu tabii biraz sonra konuşacak. Benden çok çok daha iyi bilir. Yani siz de diye hocam. Yani burada mini etekli 1910'larda, 15'lerde mini etekli kızların bisiklete bindiği biliniyor. Burada ya tenis oynanıyordu. Tenis. Yani olabilir mi öyle bir şey ya? Tenis oynanıyordu. Tenis sporu yapılıyordu burada. Ya burada eski ölüm vardı. 1920'lerde, 25'lerde. Böyle bir kent burası. Şimdi siz bunu yok sayıyorsunuz. Hiç sanat spor kentinin adını bile anlıyorsunuz. Basit zannediyorsunuz. Ya sanayi, ticaret, lojistik, turizm bunlar insan üretmez. Bunlar ekonomi üreticileridir. Refah seviyeni arttırırsın. Belli bir grubuna da. Sen eğer ki gerçek anlamda Mersin'e bütüncel bir yaklaşım ortaya koymak istiyorsan kesinlikle sanat ve sporun üzerine yoğunlaşmak zorundasın. Sanatçı gençlik, sporcu gençlik yapmak zorundasın. Şey, Seyfi Alanya bu. Yani bunun için Seyfi Alanya bugün hala konuşuluyor. Hala Seyfi Alanya bugün takdir görüyor. Çünkü ama ne olmuşuz? Geriye gitmişiz. Çok ciddi anlamda geliyor. Evet. Şimdi efendim biraz öyle de dağıttım bu konuyu. Yok şey değil. Dinliyoruz. Zevkle dinliyoruz. Şimdi efendim gelinen noktada bir pandemiden dolayı dijital yaşam yani dönemi başladı. Yani bugün belki pandemi olmasaydı biz bir stüdyo içerisinde bunu böyle canlı da konuşacaktık. Ama demek ki artık yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Şimdi bu yeni dünya düzeninde ne var? Ona bakmak lazım. Şimdi sanayi ne oldu? İşte fabrikalar bomboş. Değil mi? Şey ne oldu? Lojistik ne oldu efendim? Ulaşım bitti. Yok oldu. Yani tamam yok olmadı. Belli bir süre ama ne kadar zayıf, kırılgan olduklarını gösterdi. Ama bugün hala sanat, işte bu ya. Sanatı konuşuyoruz. Spor. Herkes evinde spor yapabilir. Herkes hemen iki adım ötede çıkacağı bir ne bileyim bir body vesaire bir spor salonunda veya herhangi bir açık havada spor yapabilir. Yani demek ki burada asıl üzerinde durulması gereken ve halkı, insanları, gençleri yönlendirmemiz gereken alan spor sanat. Şimdi gelinen noktada yeniden bir şapkayı önümüze koyup bir düşünme dönemine girdik.
özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bu biraz daha böyle belirgin hale geldi. Yaşlılarla gençler, ya dedelerle torunlar belki de ilk defa bir buluşma ortaya koydular. İnanın öyle, ben yani biliyorum, iş yoğunluğu yüzünden çocuklarıyla, ya bırakın eşiyle dahi, annesiyle, babasıyla dahi adam akıllı şöyle bir araya gelip, yani şöyle bir 10 gün, 15 gün, bir hafta aynı havayı soluyup şöyle bir ailesine odaklanma bile yaşanamamıştı. Yaşanmıyor uzun zamandır. Eskiden tabii ki vardı bu ailesel geleneksellik dese, ama bu pandemiyle beraber bu ortaya çıktı. Şimdi dedeler ne yaptılar? İşte bunu torunlarına aşılama fırsatı buldular. Kent kültürünü, geleneklerimizi, örf adetlerimizi ama şimdi gelinen noktada efendim şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu sadece belli grup insanın yani nihayetinde olgunlaşmış yani sanat ve spor adına ciddi anlamda bir dikimleri olan geleneklerimizi, örf adetlerimizi, günü taşıma noktasında da bilgisi olan insanları bir tarafa koyacağız. O zaten o, ama burada artık kurumların devreye girmesi gerekiyor. Yani devlet kurumlarının girmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin devreye girmesi gerekiyor. Yani bunun işte buyurun burası yani muhteşem bir yer demeyelim ve bu organizasyon yapılıyor. Kim bundan ne kazanıyor? Yani Ziya abi kim kazandı buradan? Böyle kimsenin bir ekonomik çıkart beklentisi var mı? Yok. Ama niye buradayız? Niye işte burada Vahap abi işte diğer insanlar niye işte izliyorlar? Niye izliyorlar? İşte buradaki nüans şudur efendim. Mersin olarak bir yarışın içerisine gireceksek sanat ve kültür içerisinde mutlaka girmemiz gerekiyor. Şimdi efendim Mersin bu konuda çok elverişli, çok da zengin ve artı ciddi girişimleri de olan bir kent. Yeter ki bunu ayağa kaldıracak duyarlı yöneticilerin bir an önce harekete geçmesi gerekmesi. Başka bir sorun yok. Seyfi abiyle ilgili, evet. Abiyle kitapla ilgili ben kısa bir geçeyim. Yani tabii çok içinde aslında düğüm noktası. Yani bugün bir iki gazetede baktım benimle ilgili olarak evrenselde vesaire de. Sadece Seyfi Alanya'nın 1975 yılında Milli Cephe Hükümeti tarafından görevde alınmasını bugünkü olaylara da biraz atıfta bulunarak sunuyorlar. Yani orayı çekip aldığınız zaman adeta kitabı onun için yazmışım gibi oluyor. Ama öyle bir şey yok tabii. Yani bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Her kitap çalışmasında bir giriş, düğüm ve sonuç bölümü olur. Tabii ki Seyfi abinin hayatında yani çok böyle derin travmalar yaratan hadisenin en önemlisi 75 yılında görevden alınması. Haksız yere alınması ama. Bir komünizmi propagandası yapılıyor yalanıyla Ankara'nın etkilenmesi. Belki de tabii ki Milli Cephe Hükümeti'ni tabii sizler benden çok çok daha iyi bilirsiniz. Yani o süreci yaşayan insanlarsınız. İşte o dönemdeki işte komünizmin yayılmasını engellemek adına Milli Cephe Hükümeti'nin kurulması, işte Süleyman Demirel Erbakan ve Alparslan Kürgeç'ten, ki bunlar da bugün de ciddi anlamda hala partileri olan ve fikir babaları bunlar, ideolojik babalar dediğimiz insanlar. O dönemde haksızlıklar yapıldı mı? Aslında her dönemde yapılıyor. Her iktidar değiştiğinde böyle bu tip başarılarla ünlenmiş insanlar bir anda, bu hep basında da oluyor, sporda da oluyor, sanatta her yalanda oluyor bu. Adeta katlediliyor. İşte Türkiye'nin de en büyük ızdırabı, sorunu bu. Yani iktidardan iktidara değişen maalesef ya aydınları bari bıraktık. Bari aydın kesim kalsın, sanatçı kesim kalsın, sporcu kesim kalsın. Bugün bakıyoruz kaç tane ya hakikaten de bakıyoruz aktörlerimiz mesela, yani tanınan aktörler kaç tanesi dışarıda. Üstad, gazetecilere bakıyoruz. Siz biz bu söylediğiniz olumsuz örnekleri değil de olumlu bir örnek var önümüzde. Seyfi Alanya gibi olumlu. Aynen. Ve daha 10 yıllarca belki de yüzlerce yıl hep Mersin ve Türkiye sporu atletizmi deyince örnek olacak bir kişi var. Hem sporculuğuyla hem de kendi kişisel yaşamıyla, hatta ailesiyle örnek bir insan ve güzellikler var. Biz bu pandemi sürecinde hep böyle stresli şeyler konuşmayalım. Tamam, biraz yumuşak.
biraz yumuşatalım ve örnek kişiliğiyle, örnek sporcularıyla birçok kişiye hocalık yapmış olan Seyfi Alanyalı. Mersin sporuna nasıl? Ben size Aşkın Tuna dedim ama siz Aşkın Tuna'ya anlattınız. Yok, oraya geliyorum. Evet. Ya şimdi ben bir şimdi çok heyecanlısınız biliyorum yani. Hayır, ben gazeteci gazeteci refleksi olan bir insanım. Ankara'da ve Ankara amatör atletizmden Mersin amatör atletizme transfer edilmiştir. Olimpiyat barajından Mersin'de şimdi Mersin o amatör atletizm formasıyla açmıştır. Hiç unutmuyorum, 3 adımda 15 evet. 23 atlayarak şeyi açmıştır. İlginç bir öyküsü var da ben Kemal Bey'den onu anlatmasını istedim. Hemen anlatıyorum. Nasıl atlattı onu? Nasıl atlattı? Hemen anlatıyorum. Evet. Anlatıyorum. Evet. Şimdi Mersin'in anlatımından çıktık. Özür dilerim. Biraz da sarı basır kartlı gazeteci. Gazeteci refleksiyle de bunlara da vurgu yapmak istedim. Tabii. Şimdi efendim, o dönemde Seyfi abi, tabii biraz önce ifade ettim. Aşkın Tuna gibi gerçekten de alanında yani dallarında başarılı olan atletleri Mersin'e transfer etmişti. Mersin'de de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Olimpiyat Tokyo Olimpiyatları barajının geçilmesi planlanmıştı. Tabii bütün gözler Mersin'deydi. Bir olimpiyata gidecek bir sporcunun burada olimpiyat barajını geçenlerde de Eşref Apak, yine ben oradaydım çekiç atmada, yine 5. kez barajı geçti. Olimpiyatlara adını yazdırdı Eşref Apak'ta. Aynı şey orada da yaşandı. Şimdi heyecan var. Ciddi anlamda büyük bir stres. Yani sahaya hakim. O arada yani bunu bizzat kendisi bana anlattı Aşkın Tuna'nın. Yani o konuyu kendisi de zaten birebir kaynakçı o. Heyecanlandım dedi. Ne yapacağım bilemiyorum. Atlıyorum olmuyor, atlıyorum. En sonunda Seyfi abiyi gördüm. Kum havuzuna gitti. Bir şeyler yaptı orada. Yani ben de anlamadım. Sonra benim yanıma geldi. Ya bak aşkım, bir oraya işaret koydum. O işareti görebiliyor musun? Baktım dedi. Evet görüyorum hocam, gördüm. Herhalde dedi, bu son attığı işim olmayacak galiba dedi. Dedi hiç moralini bozma. Kafanı boşa. Düşünme hiçbir şey. Var gücünle koş. Havadayken o benim işaret koyduğum yere odaklan. Tek yapmanı istediğim senin o. Odaklan. O yere odaklan. O işaret yere. Tamam hocam dedi falan filan demiş. Aynı onun dediği gibi koşuyor, hızlanıyor, havada odaklanarak oraya doğru atlıyor ama oraya vurmuyor tabii. Eyvah diyor, olmadı yine. O arada Seyfi abi, canlı tanı da var zaten orada. Seyfi abi koşarak geliyor. Başardın aşkın, başardın aşkın. Sarılıyor. Ya diyor hocam ne başarması? Ben diyor oraya diyor varamadım ki diyor. Ya ben onu diyor, o zaman diyor 15-40'a koydum diyor. Yani sen zaten oraya başaramayacağını biliyordum ama bu kesin oradan da o derece çıkıyor ve Tokyo Olimpiyatları'na evet. Her ne kadar orada başarılı olamıyorsa dahi Türkiye için de çok önemli bir şey oluyor. Evet. Yani belki olimpiyatlara katılması. Seyfi abi burada amacı tamam, bir sporcusunun olimpiyata gitmesi çok önemli. Yani böyle işte yani böyle sondan baştan böyle yani kitap anlamında da farklı noktalardan girip çıkıyoruz ama fedakarlık. Mehmet Çetiner. Yani düşünün kendisi 100 metreci. Ciddi anlamda büyük başarıları, Türkiye rekorları, rekortmeni bir atlet. O da dışarıdan Mersin'e adan alır kendisi. Ama Mersin'e transfer edilen ilk atletlerden ve çok hem antrenör hem de faal atlet olarak görev yapmıştır. Yani düşünün bir şampiyonada yurt dışında işte bir haber geliyor. Tam da böyle yani yarış koşulacak. İşte ona hazırlık var falan filan. Diyorlar ki sen koşma. Bu önümüzdeki yarışı. İşte 3-5 gün var falan antrenmanlarda. Senin yerine Aşkın Tuna koşsun 100 metreyi. Sen derhal Mersin'e dön. Şaşırıyor tabii Mehmet Çetiner. Ya diyor ben koşacağım. Ben çok iyi hazırlandım. Bu rekorumu da kıracağım 100 metrede. Aşkın koşamaz. Aşkın yani 3 adımcı yani şimdi 100 metreci değil. Ya sen diyor boş ver bunları karıştırma. Hemen diyor senin uçak biletin falan ayarlandı. Hemen diyor git memlekete. Şaşırıyor tabii. Neyse Ankara'ya varıyor. Aktarmalı gelecek. Orada öğreniyor. Mehmet Çetin'in 9 yaşında çocuğu vefat etmiş. Ağaçtan düşmüş. Ölmüş. Yani ama diyemiyorlar tabii. Diyorlar hastanede şudur budur. Geliyor neyse.
çocuğunu görmüyor. Üzüntüsü büyüyor. O arada Seyf abi fark ediyor ki bu bu travmadan çıkamayacak Mehmet Çetiner. Derin bir travma çünkü. Evladı ölüyor. Mehmet. Bir teklifte bulunuyor. Ya diyor Mehmet, gel diyor beni dinle. Sen diyor gel diyor yarışmaya, kaldığın yerden devam et. 100 metrelinde koş. Düşünüyor Mehmet Çetiner. Bir anda çocuğunu daha yeni defnetmiş. Ertesi gün. Tekrar uçağa binip tekrar gidecek. Sonra aklına geliyor. Ya diyor sen diyor bu diyor yavrunu diyor gömdün. Ya belki diyor ona da diyor bir diyor senin alacağın orada bir başarı, bir derece diyor. Bir hediye olur. Belki diyor bu sefer de oğlun için koşmuş olur. İkna oluyor. Ve bir anda Mehmet Çetiner anormal şekilde motivasyon sahibi oluyor. Resmen bir ceset haline gelen bir baba bir anda o heyecan ile o hedef koyuyor çünkü kendisine. Oğlum için koşacağım diyor. Korkunç bir irade gösteriyor. Ve biniyor gidiyor. Ve o yarışta Mehmet Çetiner 10.6 ile rekor kuruyor. Türkiye rekoru kuruyor. Ve birinci oluyor orada. Ve madalyasını da oğluna alıyor. Bizzat kendisi. Şimdi fedakarlıkları görebiliyor muyuz hocam? Yani korkunç. İşte ben diyorum ya Mersin sanat ve kültür kenti. Bu böyle kolay oluşmadı. İşte bunların fedakarlığı yüzünden, bunların özverisi yüzünden. Evet. Şimdi ne oldu? Seyfi abi yani muhteşem bir yüz metreci. 1950 yılında İstanbul'a Nazmi Alayı'nda ama burada Nazmi Alayı Alanya'nın Nazmi kardeşi Nazmi ile bir İran'da bir başarıları var. O da çok ilginç. Evet. Onu isterseniz anlatalım. Anlatın. Evet. Ondan sonra Ulaş Bey sanıyorum bağlanamadı. Akar Bey bağlanacaktı. Bağlanamadı. Akar Bey'in bir mesajı var. Ulaş hocamız da o mesajı okusun. Siz bu şeyi anlattıktan sonra. İran'daki başarıyı anlattıktan evet. Sonra. Şimdi efendim ben yani önce Nazmi Alanya İstanbul'a gidiyor. Babasını ikna ediyor. Seyf abi de yardımcı oluyor. Aslında Malatya'da İlan Taşucu'yla yarışıyorlar nihayet. Yani iki hızlı atlet. Tabii İlan Taşucu biraz da şey tecrübeli. Tecrübeli olarak çok böyle yani 11 saniye işte 2 saniye falan arayla geçiyor ama İstanbul'da yani o dönemde çok böyle özverili şeyler var, yöneticiler var. Yine bu Malatya'ya geliyorlar bunlar, temsilciler, atletizm hocaları ve Seyfi abi davet ediyorlar İstanbul'a. Diyorlar gel İstanbul'da sen çok büyük yeteneksin. Seni orada değerlendirelim. Ama gidemiyor. Çünkü Nazmi Alanya çok gitmek istiyor İstanbul'a. O önceliği abi olarak kardeşine veriyor. Galatasaray Lisesi'ne gidiyor, kaydediyor Nazmi Alanya. O da sporcu. Sonra işte aradan geçiyor bir sene sonra. Çünkü Seyfi abinin bir Sicili Tarsus Amerikan Koleji'nde 3 sene üst üste kalmasından dolayı aynı sınıfta oku Sicili biraz bozuk oluyor. O yüzden ailesi onu da İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da 1950 yılında Altın Çivi müsabakalarında o dönemin en önemli Kemal Aksu. Yani Türkiye'nin çok sayılı ve efsane atletlerinden ki 1948 yılında milli takımda görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Yani yine 100 metreci olarak. Bunlar hep beraber. Şimdi 6 kul var ama 7 tane atlet oluyorlar. Orada bir şey oluşuyor. Yani travma oluşuyor. Diyorlar ki Seyfi abi de zayıf işte çoluk biraz yaşlı olarak onların küçük. Kemal Aksu diyor ki sen diyor dur biz direkt final koşalım. Sen zaten diyor gençsin daha sonra diyor şey yaparsın. Bu da onun zoruna gidiyor. Orada da yine başka bir atlet Seyfi abiyle gelen Sarıyerli. Diyor ya ben zaten diyor ne zaman koşsam Seyfi Alanya beni geçiyor. Ben o zaman çıkayım. Seyfi diyor şey yapsın yarışsın. Seyfi abi çok kızıyor o. Onun küçük görülmesine. Gururlu bir insan. Ve o yarışta Kemal Aksu'yu geçiyor. Ve işte orada Altın Çivi 1950 yılında Seyfi Alanya'yı atletizmde efsane yapan ilk adım oluyor. Hemen sonra milli takım. İşte onun şanssızlığı milli takımda yani ciddi anlamda dereceler yapıyor ama Petrakis yani bu Yunanlı atlet dünyaca ünlü. 10 saniyenin altına inebilen atletlerde. Yani onu geçmek mümkün değil. Petrakis'i. Hep o denk geliyor finalde karşısına. Bir defa geçebiliyor. O da 4x100 metre. Ben bir özetledim burayı çünkü bunu özetlemeden hani bir daha dönmeyelim istedim.
Mersin'e geldikten sonra bırakmıyorlar peşini Seyfi Alanya'nın. Çünkü gerçekten de muhteşem bir insan. Seyfi abinin Tevfik Sırrı Gül Lisesi'ndeki o potansiyeli değerlendirmesi çok önemli. Seyfi abi hep orada Tevfik Sırrı Gül'ün bahçesinde antrenman yaparken milli formayla bütün öğrenciler zaten aşık kendisine. Gençler onun gibi olabilmek için çırpınıyorlar. Büyük bir o da onu görüyor, fark ediyor zaten. O yüzden antrenmanlarını yapıyor. Yöneticiliğe yani Burhan Felik rahmetli olduktan sonra, yani Edip Burhan rahmetli olduktan sonra ona geçiyor. Deden Terbiyesi İl Müdürlüğü. Hemen o Tevfik Sırrı'yı bir hazine, yani bir sporcuların yaratılması, işte geliştirilmesi adına çok önemli bir kaynak olarak görerek orada Hasan Tekin Hoca ile beraber bir ekip oluşturuyorlar Mehmet Çetin de aralarında. Oradaki çocukları, gençleri, tabii ki orada Nurullah İvak vesaire, bunları da anlatmak, konuşmak da lazım. Oluşturuyor. Şimdi Seyfi abi bırakmıyorlar. Nazım Alanya'yla beraber İran'a davet ediliyor. O dönemde daha yöneticiliğe girmeden önce. Orada da şimdi Nazım Alanya tabii gerçekten çok iri yarı cüsseli biri. İran'ın atletlerde onu görüyorlar. Favori görüyorlar. Taktiksel bir etap yapıyorlar. Bunu da fark ediyor Nazım Alanya. Abi diyor, bak diyor, beni diyor şu anda ya beni dikkate alarak koşacaklar. Gelce bir taktik yapalım. Ben diyor ilk çıkışta diyor hızlanayım. Onları biraz yorayım. Arkadan sen bastır geç diyor, birinci ol. Bu taktiği uyguluyorlar. Tabii Seyfi abi de diyor ya sen ne olacaksın? Sen de buraya kadar geldin. Mersin'e döneceksin. Senin de bir altın madalya kazanman lazım. 200 metrede aynı taktiği bu sefer ters yönde yapıyorlar. O kazanıyor. İran macerasından sonra işte artık bölge müdürlüğü dönemi başlıyor. Ki gerçekten de Mersin sporunun zirve yaptığı bir dönem. Hem atletizmde hem futbolda hem boksta ciddi başarılar. Ki o dönemki başarıları hala bugün bile tekrar etmemizin mümkünatı yok. Çünkü Türkiye genelinde söz sahibi olan boksörlerimiz, atletlerimiz ve tabii ki Mersin İtman Yurdu'nun çok başarılı oldu. Gündüz Kılıç gibi değerlerin buraya gelip burada antrenörlük yaptığı dönemler, Turgay Şener'de, hocalarım benden daha iyi bilir o konuları. Nihayetinde 1975 yılında biz neyle ödüllendirdik Seyfi Alanya'yı? Yani oraya gelelim. Seyfi Alanya'yı neyle ödüllendirdik biz? 1974 yılında 1 milyon lira gibi bir rakam, ki Milli Piyango'nun en büyük ikramiyesini kazanıyor. Şansı yaver gidiyor. Ve bunun 375 bin lirasını aynı birkaç gün içerisinde bütün atletlere bunu dağıtıyor. 375 bin lirası. Ve bu insan günü geldiğinde sadece 100 lira için mahkemeye çıkıyor. 100 lira. Usulsüz ödeme yüzünden mahkemeye bile çıkıyor. Ama orada mahkeme başkanı farklı bir tutum ortaya koyuyor. Seyfi Bey diyor, senin yerin sanık sandalyesinde, lütfen oradan kalkmış şöyle geçin diyor. Ve ilk tabii mahkemede de takipsizlik veriyor, beraat ediliyor. Şimdi burada Seyfi abinin görevden alınması tabii ki ulusal çapta ciddi bir yankı uyandırıyor. Şok dalgası. Şimdi o günü hatırlayanlar, işte hocam falan çok iyi hatırlarlar herhalde. Atletler buna izin vermiyorlar. Yani grup grup gidiyorlar Ankara'nın yollarına, Genç Spor Bakanlığı'na. Yani tekrar Seyfi Alanya'nın göreve dönmesi için her türlü mücadele yapıyor. Ama sonuç alamıyorlar. Çünkü artık yani şimdi nasıl şimdi spordan bahsediyorum ama şimdi bir Seyfi Alanya'nın görevden alınmasının altındaki yani şeyi de görmek lazım. Şimdi Mehmet Çetinel faal sporculuğundan sonra hakemlik yapıyor. Gittiği bir Kayseri'de statta maz ağaçlarını, kızıl maz ağaçlarını görüyor. Çok da beğeniyor. Ve geliyor. Seyfi abi de her görüşe açık bir insan. Ya diyor işte Seyfi abi diyor, ben gittim de diyor stata ne güzel dikmişler diyor. Maz ağaçlarını diyor. Kızıl kızıl ne kadar da güzel diyor. Bizim diyor burası çıplak. Niye biz dikmeyelim bu ağaçları da? Ya diyor vallahi iyi düşünmüşsün. O zaman diyor sen düşündüysen diyor sen gidip getireceksin. Git diyor fırından diyor parayı al. Neyse malzemeciye söyle. Git getir diyor, dikelim. Aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde gidiyorlar, alıyorlar maz ağaçlarını, getiriyorlar, dikiyorlar. Şimdi bunu Milli Cephe Hükümeti döneminde bazı çevreler yıpratmak üzere kullanıyor. Deniyor ki işte komünistler statı ele geçirdi ve onlar da işte bir kızıl maz ağaçlarını dikerek bir mesaj verdiler. Şöyle oldu, böyle oldu. Buna inanıyor Ankara. Ve bundan dolayı da
görevden alınıyor Seyfi abi. Görevden alınıyor ama sessiz kalmıyor. Yani hem ulusal basında bazı köşe yazarları, ciddi isimler, spor anlamında efsane isimler, Gündüz Kılıçlar vesaire, Turgay Şenler hep yazıyorlar, çiziyorlar, haberlere taşınıyor. Yani bunun büyük bir haksızlık olduğunu Seyfi Alanya'nın yani böyle siyasi bir zemine çekilerek görevden alınmasının yanlış olduğunu belirtiyorlar. Sporcular, milli atletler yani o kadar mücadele ettikten sonra netice alamayınca bu sefer Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında boykot kararı alıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela normalde 50-60 metre, 54-55 metre atan Nuh'la İvak çekici getiriyor, 3 metreye atıyor. Normalde 10 saniye 10 veyahut da 10.50 diyelim koşan 100 metreciler yürüyerek 5 dakikada koşuyorlar gibi. Yani bu da tabii ki ulusal basında ciddi anlamda gündem oluşuyor. Ama tabii ki Seyfi Alanya artık yaşanan bu olaylara bir son vermek adına kendi isteğiyle spora veda ediyor, sahalardan çekiliyor. Çok kişi gelip gidiyor, ricada bulunuyor diyor. Sadece beden terbiyesi olarak değil, farklı alanları da siz spora fayda sağlayabilirsiniz. Kulüp başkanı olarak, şu olarak, bu olarak kabul etmiyor. Ondan sonra işte belediye başkanı adaylığı teklif ediyor. Farklı siyasi partiler milletvekili adaylığı teklif ediyorlar, kabul etmiyor. Bir tek bir şey söylüyor orada. Ya diyor, bir gün diyor bir spor partisi kurulursa o zaman diyor ben diyor aday olurum diyor. Yani bu kadar siyaset dışı bir insanı siyasetin içine çekerek yani spordan koparılması kitabın zaten bu düğün noktasında detaylı bir şekilde anlatılıyor efendim. Evet. Yani üzüntü verici oluyor. Evet. Yani ben biraz da toparlamış oldum. Evet, sağ ol. Ama gelinen noktada Seyfi abi tabii ki bugün dahil böyle bizler tarafından konuşuyor. Herkes tarafından saygı ve sevgiyle karşılanıyorsa ne mutlu. Benim yani şaşırdığım bir şey var. Ya burada 2013 yılında bir Akdeniz oyunları demin yaşandı. O kadar tesisler yapıldı. Şimdi Seyfi abinin yetiştirmesi Nevin Yanıt adı ki o tartan pis, sensizlik pis gerçekten de Seyfi abinin rüyasıydı. Hayatı boyunca böyle bir tesisin yapılması için çok büyük mücadeleler verdi. Çok istekliydi. Yani en azından tamam onu gördü. Ama yani en azından temelini gördü. Yani bence Seyfi abiyi onurlandırmak adına yani oranın adını Seyfi Alanya koymakta fayda vardı ama o da maalesef olmadı. Evet. Buyurun evet. Hocam. Evet. Ederiz. Bu arada Ali Kayadelen bağlandı. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk canım. Biraz dinlendirelim. Şu anda söz Ulaş hocamdaydı. Evet. Akar Bey'in evet, Akar onu, Bey'in mesajı ondan Ali bahsedeceğim. Önce bir Ali abi Ali Kayadelen dinleyeceğiz. Tamam. Evet. Önce şeyi söyleyeyim, bu Kemal Bey de konuşmasında gönderme yaptı. Evrensel'de çıkan yazının müellifi de aramızda, Mithat yazdı onu. Mithat belki birkaç şey söylemek ister. Çünkü protesto hareketi dünya tarihinde de en değerli şeylerden biri galiba. Evet yani ben Kemal İste'ye çok teşekkür edeyim önce. Yani böyle bir hem Seyfi Alanya'yı hayatını kitaplaştırdığı için, bunu Türkiye'ye ve Mersin'e yeniden tanıttığı için, anımsattığı için ve bizlerin de yeniden hani onu okuyarak bunları öğrenmesini sağladığı için. Çünkü ben yani Mersinliyim. Herhalde bütün ailem Seyfi Alanya'yı tanıyordur ama işte 10 küsur yıldır da spor yazıları yazıyorum. Yani dünyada spor aktivizmi üzerine pek çok yazı yazmışımdır. Mersin'de ve Seyfi Alanya üzerinden böyle bir hikayenin olduğunu işte Kemal İsteğ'in kitabı sayesinde öğrenmiş olduk. Tabii Burhan Özoc'un da anlatırdı ama ya bu çok önemli. Az önce Kemal İste biraz şikayet etti. Hani yazının buradan yazılmasından dolayı ama tabii bu bir köşe yazısı. Onun belli bir sınırları var ve tabii ki her hikayenin de Seyfi Alanya sadece yerel bir figür değil, aynı zamanda ulusal veya işte belli yanlarıyla yani küresel bir figür olmasının altında yatanlar da biraz o hikayede gizli. Çünkü yani sporcu aktivizmi çok
özellikle ülkemizde çok nadir görülen bir şey. Örnekleri çok az ama aynı dönemde dünyanın her yerinde çok güçlü hareketler var. Hani bugün Muhammed Ali'ye biz dünyanın en iyi sporcusu diyorsak aynı zamanda bunun arkasında başka neden vardır. Bir işin o yanı var. Bu o hikayeyi yerel olmaktan çıkartıp ulusal ve hatta daha da ötesinde dünya sporcu aktivizm tarihinde önemli bir yere oturtan. İkincisi de Seyfi Alanya'nın alınmış olması, yani hem o dönemin ruh halini ve daha sonra işte ülkenin tabii ki çok karanlık bir dönem ve orayı özetlemesi bakımından çok anlamlı. Çünkü hani Mersin spor için her şeyi yapmış bir insan ve böyle bu şekilde az önce Kemal Bey'in dediği gibi ödüllendiriliyor. Başka bir yanıyla biraz aslında hem Mersin için bir sıkıntı hem Türkiye geneli için bir sıkıntı. Biz değerlerimize ne kadar sahip çıkıyoruz, onlara ne kadar hak ettikleri şekilde davranabiliyoruz. O açıdan çok acı bir örnek. Üçüncüsü de yani ne kadar Mersin için önemli bir insan ki hani bu kadar sporcuyu buluyor ve o sporcular da kendisine ne kadar bağlı, onun için böylesi bir eylemi göze alabiliyorlar. Yani bütün bunlar çok çarpıcı, o yüzden köşe yazısının sınırları da çok az olduğu için yazıda da zaten bunu vurguladım, yani hani burada çok kısa bir bölümle değinebiliyoruz. Ama hani mutlaka Kemal İsteğ'in bu aracılığıyla daha fazlasına ulaşabiliriz, onu okuyabiliriz. Zaten kitaplar da onun için var. Kemal Bey'e ben yeniden çok teşekkür edeyim buradan ve sözü yeniden size bırakayım. Bu tabii şeyle devam edeyim, aslında bağlantılı. Akar abi de aramızda olacaktı aslında. Akar abi de Tarsus Meritan Koleji'nde, yine o da Ali abi gibi mezunlar derneği başkanlarımızdan. Onun atletizme başlamasına vesile olmuş. Ali hocam da geldi, o Dedik Sırrı Gür özelinde belki daha fazla detay verecektir. Ama 1961 yılının 19 Mayıs'ında kendisi değil, atletizm sporcu gözlemcisi yollamış Tarsus'taki törenleri. Ve o gözlemcinin Akar abiyi keşfetmesinden sonra Akar abi işte bu sporda özellikle kısa mesafede 100 metrede daha disiplinli bir şekilde, daha sistematik olarak çalışmaya başlamış. Yanılmıyorsam Ali abi düzeltsin, milli oluyor değil mi 100 metrede? Evet, genç milli oluyor. Yani en azından kadroya çağrıldığını biliyorum ama bir müsabakada yarıştığından emin değilim ama genç milli olduğunu biliyorum. Bir de Ali abi çok güzel iki tane fotoğraf yollamış. İzninizle onları da paylaşıyorum. Bu Mersin bölge şampiyonasında çekilmiş galiba 1962 yılında. Mersin atletizm takımı ve onun bir şampiyonanın sonuçlarını yollamış. Başlığı Gençler Atletizm Grup Şampiyonası'nda Mersin atletizm takımı 129 puanla birinci oldu diyor. Ve grup şeylerinde atletizm Adana hizmete uğradı. Burada 100 metrede Akar abinin ismini görüyorsunuz. Bu 1962 tarihli bir küpür Adana temsilcisini yenmiş. Akar abi mesajının kalan kısmında da biraz önce hem Kemal Bey'in hem Mithat'ın bahsettiği gibi onun anısına yeteri kadar sahip çıkılmamasından, yani o Seyfi Alanya tesislerinin yıkılmasını ve şu anda kendi adına herhangi bir yer olmamasını, o da üzüntüyle karşıladığını, gelecekte yeni yapılan tesislerden birine kendi onun isminin verilmesini umduğunu söylemişti. Bu kadar ileteyim, daha fazla vaktinizi almayayım. Belki Ali hocam buraya gelen daha fazla detay verecekler. Evet, Ali abi, Ali Kayadelen. Evet, merhaba. Sen neler söyleyeceksin Seyfi Alanya ile ilgili? Şimdi söylenecek o kadar çok şey var ki. Sen şu anda doktordan geliyorsun. Doktordan yeni geldim. Evet. Kontrol iyi çıktı. Geçmiş olsun. Artık rahat yürüyebileceğim. Yavaş yavaş tabii ki. Ancak neler konuştuğunuzu bilmediğim için Seyfi abi hakkında neler söyleyebilirim
kararlaştıran bir yorum. Kemal Bey kendi yazmış olduğu kitapla ilgili evet. Spora adanmış bir ömür isimli bir kitabı var biliyorsun. En kısa zamanda temin edeceğim onu. Bahsettik. Önce kitaptan bahsettik. Sonra kitabın içerisinden çeşitli sahnelerden bahsettik. Bu arada Ali Cerrahoğlu üstadımız bize yine hem Seyfi Alanya ile ilgili hem de hem Mersin hem Tarsus'la ilgili sporda neler yapılması gerekir, neler yapılabilir şeklinde bir vizyonumuzu açıcı bir konuşma yaptı. Arkasından şimdi sen konuşuyorsun. Henüz İrfan Bey ve Vahap Bey henüz konuşmadılar. Öyle mi? Şimdi benim öğrencilik yıllarıma gelir bu. Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki öğrencilik yıllarında başladım ben bu işe. Daha doğrusu Seyfi abinin teşvikiyle başladım. Ancak benim bahsetmek istediğim benimle ilgili olan değil. Mesela Nurullah Eyvak kimsesiz bir insandı. Seyfi abinin fırınının üstünde bir oda yapılmıştı. Bir arkadaşıyla beraber orada kalıyordu. Yatacak yeri yoktu. Bütün okul masraflarını, her türlü giyim masraflarını Seyfi abi karşılıyordu. Öyle bir yardım ki, karşılıksız yardım. Onun dışında kime çivili ayakkabı lazım, kime herhangi bir malzeme lazım, sessiz sedasız Seyfi abi bunları hallediyordu. Bu çok güzel bir şeydi. Ve neticede milli takıma birçok eleman kazandırdı Seyfi abi. Özelliği şu Seyfi abinin, yaptığı iyiliklerin karşılığını beklemedi. Kimseye de söylemedi. Mesela biz müsabakaya gidiyorduk. Ankara'da müsabakadayız. Müsabaka sanıyorum 3 gün sürecekti. Mersin'e dönüyor uçakla. Akşam orada kalıyor, işlerini ayarlıyor. Sabahleyin uçakla Ankara'ya geri dönüyor. Bizim başımızda bulunuyor. Akşam üzeri tekrar uçakla Mersin'e gidiyor. İşinin başına dönüyor. Böyle büyük fedakarlıklar yapmıştı. Benim o söylediğim mesela Antep'e gittiğimizde, Antep'te de bize kendi çocuğu gibi muamele ediyordu. Yiyeceğimizle, yatacağımızla, her şeyimizle ilgileniyordu. Anlatabildim mi? Şimdi bazı şeyler vardır. Mesela benim sırıkla atlamaya başladığım zamanlarda sırık bambu kamışıydı. Kalın, tutması zor, bambu kamışıydı ve biz sırığımızı onunla atladık. Daha sonra Antep'e gittik. Antep'te yine bambu kamışıyla yarışmaya girdik. Daha sonra Ankara'daki yarışmada 10 bölge birincilerinin yarıştığı yarışmada alüminyum sırık gördüm ben. Ancak tabii kum havuzu yok. Kauçuk yok. Doğrudan doğruya kumun üstüne biraz yükseltmişler kumu. Onun üzerine atlıyorduk. Buna rağmen işte Seyfi abinin teşvikiyle orada yüksek atlamada 3. Sırıkla atlamada 1. oldu. O da bir yüksek atlama benim branşım değil. Atlarken müsabık arkadaşımız sakatlandı. Seyfi abi beni çağırdı. Gel dedi, orası yeter. Puan alalım buradan dedi. Puan hesabını o kadar güzel yapıyordu ki, daha önce de anlatmıştım biliyorsunuz. Son müsabakaya kaldıydı. Hangi takımın 1. olacağı? O zaman Eskişehir çok güçlüydü. Ve ya Mersin kazanacaktı ya Eskişehir kazanacaktı. 4x100'ün neticesine kaldı. Seyfi abi orada soyundu. Bir şort verdiler. O şortu giydi. Bir tur ısınma yaptı. Ondan sonra geldi en zor kısım, çıkışa oturdu. O yarışı biz kazandık. Mersin 10 bölge arasında 1. olmuştu. Onu hiç unutamam. Çok farklı bir insan. İnsani yönü beni ilgilendiriyor Seyfi abinin. Yetenek yönünü zaten ben konuşamam.
herkes yetenek durumunu biliyor. Onun kardeşi Nazmi de yine atletizmle uğraşıyordu. Ve Seyfi abiden sonra Nazmi'nin de Türkiye birinciliği vardır. 100 metre, 200 metrede. Evet. Bu arada tabii Tayfun Saybaşlı gibi sürat yarışmacısını yetiştirdi. Kaya vardı. Kaya Rüzgar'ın oğlu derlerdi. Hakikaten çok güçlü bir arkadaşımızdı. Onun da hep birincilikleri var şeyde, yarışmalarda. Tabii o zaman Nurra İvak 17-18 metre çekiş atıyor. Evet. Çalışmaların neticesinde giderek arttırdı ve Türkiye şampiyonu oldu. Ve çok enteresan bir şey oldu. Ben Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeniyken Nurullah İvak Gazi Eğitim'de öğrenciydi. Ve ben Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde genç bir delikanlı buldum lise 1'de. Aldım, Nurullah'a götürdüm. Dedim ki bak Nurullah, sen zamanında Seyfi abi seni buldu, yetiştirdi. Ben sana bu elemanı teslim ediyorum. Sen yetiştireceksin dedim. Hiç yok demedi. Yetiştirdi. Ruhisel miydi? Evet. Ruhisel. Daha sonra Nurullah İvak'ı geçti. Türkiye rekoru kırdı. Ne ama güzel. Nurullah'ın sayesinde. Evet. Evet. Zaten daha sonra hep onu teşvik edermiş. Bizi geçin dermiş. Evet. Yani bildiği her şeyi en güzel şekilde öğretirdi. Aynı Seyfi abiden öğrendiği gibi. Evet. O bakımdan yalnız Seyfi abi değil, Seyfi abinin yetiştirdiği elemanlara da ben saygı duyuyorum. Onun çalışmalarını devam ettirdiler. Derecelerini devam ettirdiler. Ve gittikleri her yerde atletizmin ağırlığını hissettirdiler. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bu kitap yazan arkadaşın yanında benim Seyfi abinin yaşantısıyla ilgili bir şeyler anlatmam çok zor. Daha önce neler konuşuldu da bilmiyorum. Ama her zaman saygı duyduğum, örnek aldığım bir insan. Benim öğretmenliğimde de birçok konularda davranış olarak bana yön gösteren bir insandı. Bu bakımdan saygıyla anıyorum Seyfi abiyi. Daha sonraları inşallah başka programlarda yine beraber oluruz. Anlatabildim mi? Onun da fırınından çok ekmek yedik sağ olsun. Her bakımdan bizi destekleyen bir insandı. Saygıyla anlıyorum. Sağ ol, çok sağ ol Ali abi. Teşekkür ederiz. Fırın dedin, tesadüf Mersin Ahmet de bir fırından bulunuyor. Fırın işçisi olarak çalışırken Mehmet Şahin'in fırının kitabından tabii okuduğum şeyler bunlar. Koltukların altında Yaşar Doğu buluyor onu. Evet. Yaşar Doğu çuvalları taşırken dikkatimi çekiyor. Herkes bir çuval alıyor. Ama Mersin Ahmet iki çuvalı birden alıp götürüyor. Buradan gitmeden önce de fırında çağırıyor değil mi abi? Şimdi yanlış yok yanlış. Yani evet, Yaşar tamam. Doğu. Tamam. Yaşar Doğu yani birkaç kuşak sonra Mersin Ahmet'te. Yok evet. Onu keşfeden tamam, İsmail Komutan. Evet doğru. Nuri Boytorun. Hocası. Mersin Ahmet'in hocası Nuri Boytorun. Evet. Nuri Boytorun ama onu da işte buluşturan hocam itfaiye komutan Memduh Bey. Evet, evet itfaiye Memduh Bey. Evet. Onu Yaşar Doğu'yla aynı dönemde güreş yapmış Mersin Ahmet. Evet evet tamam. Şimdi evet, düzeldi. Konuyu yanlış bir yere getirdim. Kusura bakmayın. Evet. Abi sen de hiç konuşmadın. Söylemek istediğin şeyler vardır mutlaka. Ben büyük bir dikkatle
dinledim. Sevgili Kemal İstek ve Sayın Doktor Ali Cerrahoğlu hocam, Sayın Kayadelen'i. Şimdi ben tabii geçmişle ilgili Mehmet şeyin, Kemal Bey'in kitabında o kadar güzel şeyler var ki, doğrular var ki, bunları herkesin okuması lazım gerektiğine inanıyorum. Mesela bunları okuması gerekir. Mersin'de spor derslerine giren beden eğitimi öğretmenlerinin tamamına bu kitap ulaştırılmalıdır. Nasıl ulaştırılmalıdır? Bir çare bulunur. Ama hepsine hediye etmelidir Kemal Bey bu kitabı. İkincisi, spor lisesi var Mersin'de. Spor lisesinde sevgili Kemal Bey orada bir takım konferanslar, mini konferanslar, tanıtımlar yaparak çocuklara seyfi, yani geleceğin sporcularına, spor öğretmenlerine Seyfi Alanya'yı anlatmalıdır ki bu gerçeği çocuklar tanık olsun. Ben bundan sonrası için geçmişle ilgili tabii ki diyeceğim çok var ama zamanınızı almamak adına söylüyorum. Ben artık ne yapalım mı konuşalım veya düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Şimdi Seyfi Alanya bir model aslında, bir proje. Seyfi Alanya projesini, Seyfi Alanya modelini günümüzde bir iş adamının, nasıl iş adamı? Sporla uğraşmış, atletizmle uğraşmış bir şekilde ama madalya almamış ama sevmiş, tribünlerden izlemiş var. Ben isimlerini şu anda söylemeyeyim ama var. Bu arkadaşları ikna edip tıpkı Seyfi Alanya modeli gibi, onun gibi olamaz ama sponsor anlamında bulduktan sonra biz bir de beden eğitimi öğretmeni bulmalıyız. Tıpkı Hasan Tekin gibi var, Mersin'de yok değil, var. Çünkü beden eğitimi öğretmeni diye okullarda ders veren heyecanlı öğretmenlerimiz var. Bunları tam seçmek, bulmak lazım. Bu iki tane insan gücüyle bir tarla bulmak lazım diyoruz. Bu tarlada nedir? Tıpkı Tevfik Sırıgül Lisesi'ni buldukları gibi Seyfi Bey'in. Böyle bir tarlayı bulup nedir? Orası da yine Tevfik Sırıgül Lisesi olsun bizim. Oradan da tıpkı o Seyfi Alanya Hasan Tekin modeli gibi çocukları, gençleri seçerek katekizme doğru yönlendirmeleri acaba gerekir mi diye düşünüyorum bundan sonrası için. Çünkü bir model var önümüzde. Ya inan kimi örnek alalım diye şu anda deseler ki Erzincan'da az, yani böyle aklıma geldiği için söylüyorum. Erzincan'da veya Malatya'da ya kimi örnek alalım diye, onlarda yok örnek Seyfi Alanya. Mersin'de müthiş bir model var. Şimdi bunu yapalım diye düşünüyorum ben. Fakat bazı engeller var. Nedir bu engeller? Şimdi Seyfi Alanya Hasan Tekin döneminde bizim, ben de o dönemde okudum. Bütün o sporcular, hepsi benim yaşıtım ve benim arkadaşım. Çoğu, hepsini çok yaş vefat etmişlere rahmet diliyorum. Kalanlara selam olsun. Dinleyenler var şu anda. Mehmet Melik dinliyor herhalde bizi. Şimdi, ama artık spor dersleri yok sanki liselerde. Bilmiyorum yani. Spor dersleri yok, müzik dersleri yok. Yani bir Hasan Tekin bulabilecek miyiz acaba liselerde? Bilmiyorum yani. Bu konuda bir endişem var çünkü bütün okullarda herkes testlere çalışıyor, üniversite sınavlarına hazırlanıyor ve herkes yani mühendis olmak veya da mimar olmak veya da öğretmen olmak peşinde, iş arama peşinde. O anlamda o dönem, o tarihi, o dönemi yaşamak biraz zor olacak ama çalışmak lazım diye düşünüyorum. Bunu da birisini motive etmek lazım, bir iş adamı. Ben bu işin bir dernekle, dernekleşmeyle olacağını inanamıyorum. Çünkü modeller var. Örnek mesela nedir örnek? Mersin İtmayır'da örneği var. Neredeyiz şimdi? Mersin Spor var, Türk Ocağı var. Spor kulüpleri var Mersin'de. Bunların hepsi yani yoklar yani, yoklar. Yani adları, tabelaları var ama kendileri yoklar. Yeni bir dernek, yeni bir spor kulübü kurmaya da gerek yok. Böyle birkaç kişiyle, heyecanlı kişiyle tıpkı Seyfi Alanya modelinde olduğu gibi yola çıkmak lazım diyor. Seyfi Alanya'nın adını taşıyan bir yer yok artık maalesef. Bu da Mersin'in ayıbıdır. Mersin'in neresinin ayıbıdır? Mersin Valiliği'nin de Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nün şeyidir bana göre. Ayıbı demeyelim, affedersiniz, bir eksiğidir. Önemli bir eksiğidir. Bir şekilde ben şuna inanıyorum. Mersin'de bir odaya, bakın bir oda, bir oda bulunsun. Bir lisede veyahut da bir spor tesisinde bir odaya ismi verilsin yeter, şimdilik yeter diye düşünüyorum. Ama yaşatılmalıdır ismi onun. Tabii ki Hasan Tekin de diyeceğim, benim değerli hocam yaşıyor şu anda İstanbul'da. Hadi ama Seyfi Alanya çok daha başka işler yaptı. Böyle bir yani
bir stadyuma bir demin Kemal Bey'in dediği gibi bir atlet sahası tabii ki verilmesi lazım. Bir an önce verilmesi lazım. Ne yapılır? CİMER'e yazayım ben. Yarın oturayım. CİMER'e bunu yazayım. Ne olacak? Bilmiyorum. Bakarsınız tutar. Yani benim diyeceğim şu anda bu. Geçen bu deminden beri anlatılanlarda dendi ki liseler arası atletizm. Bölgemiz şampiyon oldu. Yani öyle bir dönemde yaşamışlar ki sporcular Türkiye'de liseler arası atletizm şampiyonları oluyor arkadaşlar. Yok şimdi ya. Yok. Niye peki liseler arası bir şey olur? Çünkü gençler spor, onları yetiştirecek sporcu yok. Yani spor öğretmenleri yok herhalde. Ayrıca bölgeler arası atletizm şampiyonasından bahsetti o. Sayın Kayadelen. Nerede şimdi bölgeler arası? Bilmiyorum. Olmuyor. Yani bunların niye olmuyor? Ah vah demek tabii ki söyleyelim, ağlayalım ama bir şeyler de yapalım artık. Onun kararını verelim. Hiç olmazsa Mersin'e bir son şeyimiz olsun. Katkımız olsun. Ben Kemal İstek Bey'in başlangıçta dediği bir şey var. Mersin'de atletizm yapan 19 veya 9 bilemiyorum unutma sayısını sporcu varmış ama bunların tamamı veya çoğu İstanbul kulüplerinin formasını taşıyor. Lisansları orada. Bu olmaz. Yani bu Mersin nasıl dağıtılacak arkadaşlar? Yani Mersin'den ekmeğini yiyor, suyunu içiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Mersin'de çok büyük paralar var. Mersin idmanlarına dökülen paraları biliyoruz arkadaşlar. Biliyoruz. Veyahut da Sayın Ziya Aykın çok iyi biliyor. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne dökülen paraları biliyoruz. Engelliler Festivali'ne dökülen paraları biliyoruz. Para var demek ki bir kaynak o zaman. Bu çocuklara bizim bir şekilde bu 19 veya 9 atletimizi bir şekilde bir spor kulübüne yazdırmamız ve Mersin'in adını buna ihtiyacı var Mersin'in. Buna çok ihtiyacı var. Mersin'in ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılmasına çok ihtiyacı var. Bu tanıtım, bu referans Mersin'de istihdamı da iş hayatını da diğer takım sektörlerin de gelişmesine güvene sebep olur diye düşünüyorum. Çünkü Mersin'de iş yapmaya gelen, yatırım yapmak isteyenlere gezdirildiği yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben gezdirdim. İki yer var. Bir, İç Sanat Kulübü binası. İki, Mersin Devlet Opera Balesi. Bu iş adam yatırım yapmak isteyenler, onları bir gördüler. Ya dediler sizin memleketinizde opera mı var? Evet ya, o zaman sizin memleketiniz Bulgar Mersin. Burada iş yapılır gibi düşünceler. O zaman sporda da. Yani biz şu anda Mersin'in Ahmet'in heykelini Mersin'in kuzeyinde bir yere koyduk. Allah aşkına bu heykel gelsin ulaşmayı da biliyorum. Mersin Üniversitesi'ndeki spor akademisi var. Neresi varsa onun önüne konsun ya. Orada çocuklar bu Mersin Ahmet'i görsünler. Ta kuzeyde bir mahallenin ne işi var? Bu heykeli de oraya taşımak çok da kolay, zor değil diye düşünüyorum. Yani ben bundan sonra ne yapalım? Onun peşindeyim. Bunun peşinde olalım diye düşünüyorum yaşarken. İnşallah Alanya modeli geleceğe de taşınır. Çok teşekkür ederim bu güzel, başarılı programınız için Ziya Bey ve Ulaş Bey. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ziya'cığım. Buyurun. Şimdi biraz şey konuştuk. Kötümser konuştuk ama Seyfi abinin yetiştirdiği arkadaşlarının hepsi atletizm antrenörü oldu. Çok iyi elemanlar yetiştirdiler. Arkadaşlarımın belki de gözünden kaçan bir şey var. Türkiye'nin en iyi müstakil atletizm pisti Mersin'dedir. Anlatabildim mi? Müstakil, tribünlü, tartan pisti, atletizm pisti Mersin'dedir. Ve i̇smini çok söyle yalnız Ali Bey, ismi. Efendim? Önemli olan o. Tamam, ismi hakkında değişik şeyler yapılabilir. Ancak ya, bugünkü, bir dakika. Bu ayıp bize yeter yani, Mutlaka yeter. Ama evet. bunun için de... Helva yapamıyoruz. Hayır. Bunun için bakın, beraber olalım. Ali Bey, yere gidelim, bu konuyu görüşelim. Atletizm pistinin ismi verilen atlet Fenerbahçe formasıyla çalışıyor. Bravo. İrfan Bey,
İrfan Bey, şimdi Ali abiden sonra sizin söz verirsiniz İrfan Bey. Ya ama lütfen siniri bozuluyor. Şey diyor. Kızmayın. Kızmayın. Sözünü tamamlasın evet. Şimdi çok çalışkan bir atletizm temsilcimiz var. Evet. Şu anda bizim milli takıma verdiğimiz birkaç tane eleman var. Mersin adına yarışıyorlar. Anlatabildim evet. mi? Ancak her şey paraya dayanıyor. O insanların geçimini temin etmek için belirli kulüplerde yarışma mecburiyetleri oluyor. Bunu Mersin karşılayamıyor. Tesise adını verelim. Ancak o insanın Mersin adına yarışmasına fırsat vermeliyiz. İmkan tanımalıyız. Kulüpler sahip çıkmalı. Anlatabildim mi? Bu iş göründüğü kadar kolay bir iş değil. Bir atletizm yapan bir elemanın ihtiyacı olan yiyecek normal insanın en az 3 katıdır. Beslenme işi, sağlık işi, adale durumları, bunlar hep doktor kontrolünde yapılıyor ve bugün Mersin'de doğrusu yapılıyor. Ancak ben sizinle beraberim, ilgililere gidelim, bu tesis konusunu görüşelim, isim verme konusunu görüşelim, hatta Seyfi abiyle beraber Mersin'e damga vurmuş arkadaşların isimlerini de tespit edelim. Bunlarla ilgili bir çalışma yapalım. Bir Mersin'de Ahmet'in ismi kapalı spor salonuna verilmiyor. Bir başka güreşçinin, Mersin'le hiç ilgisi olmayan bir güreşçinin ismi veriliyor. Ben, yani, bakın, yazık ben, yani. Bu Mersin'e yazık. Mersin'e yazık. Bu ayıp bize yetiyor. Şimdi ayıp yetiyor da Mersin'de Mersin'i yöneten spor başkanı, spor müdürü hemen hemen olmadı. Hep yabancılar burada valilik yaptı, belediye başkanlığı yaptı, bölge müdürlüğü yaptı, spor müdürlüğü yaptı. Ama Mersinli olarak biz kendi elemanlarımıza bile sahip çıkamadık. Anlatabildim mi? Bunun eksiklikleri çok. Ama bu bir mazeret değil. Gene diyorum, yine dernekleşelim veya 3-5 kişi bir araya gelelim. Kimle görüşeceğiz? Bir program yapalım. Hep beraber gidip görüşelim. Ben sizinle beraberim. Tamam Ali abi. Ben, teşekkür ederiz. Ben tamam. şimdi demin hocamın önerisine uygun olarak şimdi ben biraz sonra oturacağım CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı tamam. İletişim Merkezi'ne yazacağım. Yani oraya da ayrıca gidelim. Ama tamam. Bu Mersin'deki spor yetkililerinin Seyfi Alanya'dan, Mersin Ahmet'ten veyahut da Tayfun Saybaşlı'dan, veyahut da Nurullah Yıvak'tan, veyahut da boksörler Esmer, İbrahim Esmer'den vesaire haberleri yoksa yazıklar olsun. Biz mi gidip hatırlatacağız Allah aşkınıza ya? Biz mi anlatacağız? Antep'te mi yaşıyor bunlar, Mersin'de mi yaşıyor? Birisi açıp Kemal İstek'i çağırdı mı? Gel ya, gel konuş, anlat bize dedi mi? Demeli bunlar. Yani bizim vergilerimizle maaş alan spor yöneticilerinin Mersin'le böylesine ilgisiz kalmaları gerçekten üzüntü vericidir. Ben şahsen bir grup kurulursa gitmekten ziyade yazılı belge şöyle yapalım, yazalım bir yerlere. Onlar da bize cevap versin. Tamam. Ben yazayım Mersin'le Ahmet anıtı niye Mersin'in kuzeyinde bir yolun ortasında? Bunlar ama hocam. Bunlar sebep Ziya hocam. Pardon yani bunlar sonuç aslında. Biraz hani çiviyi evet. Çok batırıyoruz. Çuvaldızı da batır ama aslında yapmaya çalıştığımız o. Biz eğer evet. Bunları konuşur, biz bunu yaygınlaştırır. Yani Kemal Bey gibi buna emek vermiş hemşehrilerimizin emeklerini görünür kılarsak zaten bu talep kendinden olur. Yani belediye evet. Başkanları da buna direnemeyecektir. Yöneticiler de biz Seyfi Alanya'yı tekrar konuşarak onun bu kente ve kentin atletizmine, ülkenin atletizmine verdiği emekleri konuşmaya devam edersek, bunu her bir vesileyle gündeme getirirsek zaten bu kendiliğinden gelecektir. Yani biliyoruz, siyasetçileri de tanıyoruz, bürokratları da tanıyoruz. Biz vatandaş olarak bu talebi yeteri kadar seslendiremediğimiz için Seyfi Alanya tesisi, yani Tevfik Sarıgül'ü de konuşacağız için stadyum yıkıldıktan sonra haberimiz oldu. Yani onun ismine de artık stadyum yok. Yani bütün bu şeyler işte Mersin Ahmet'in heykelinin durduğu yer işler acısı gerçekten. Ama kimse de çıkıp bunu dillendirmiyor.
Yani bu amacımız o. Yavaş yavaş şey yapacağız. Yani cümelle mimelle değil. Bunların evet, çuvaldızlarla. Ulaş hocam ayın 4'ü dedi mi Kemal Bey? Bakmayın. Kusura bakmayın, benim sesim yüksek çıktı çünkü ben bas bariton bir adamım. Sesim bas çünkü ondan. Ziya Bey gibi tenor değilim ben. Tenor Ziya Bey, ben bas bariton. Ziya benim şarjım bitmek üzere Ziya. Söz vereceksen. Evet. İfad Bey bir saniye. Kemal Bey'le Ulaş Bey sanıyorum ayın 4'ünde, 4 Haziran'da değil mi? Yenişehir TV'de bir röportaj yaptınız, bir söyleşi yaptınız. Yani aradan 2 hafta geçti. Tekrar yeniden Seyfi Alanya şu anda gündemimizde. Bu Ulaş Hocam'ın dediği gibi sürekli gündemde tutarsak herhalde... Bir hafta sonra tekrar yapalım Ziya. Hayır, Çağdaş yani... Yaşamı var, İçer Sanat Kulübü var. Devam edelim işte. Yok, Kemal Bey'e turne yapalım. Söz sen de İrfan Bey. Her şeyden önce Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki teşekkür ediyorum. Mersin'in yetiştirdiği iki eşsiz insanın kitaplaştırdığı çok güzel anıları var, şeyleri var. Eline sağlık, kalemine sağlık Kemal Bey. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Seyfi abi çok renkli bir insandı. Çok fikirleri olan bir insandı. Benim de şahit olduğum bir olayı anlatacağım ben. Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın atletizm pisti Toprak'tı. Hatırlayanlar vardır belki. Seyfi abinin bölge müdürlüğü döneminde o zaman tartan pist bir tek Tokyo olimpiyatlarının yapıldığı pist vardı yanılmıyorsam, öyle diye hatırlıyorum. Başka Türkiye'de tartan pist yoktu. En modern pist nasıl yapılır diye şeyden, İngiltere'den ve Almanya'dan kitaplar getirtti Seyfi abi. İncelemeler yaptı. Bunun en sağlıklı atletizm pistinin kiremit tozuyla desteklenmiş bir pist olacağını düşündü. Ve bunun için de Çorum'dan ve Turgutlu'dan kamyon şey geldi, kiremit geldi. Pistin yapılması için. Bu fakat pisti inceltecek, kum haline getirecek bir alet yok. Rahmetli babası o zaman sağdı. Onun çizimiyle, Seyfi abinin yardımı çizimiyle Hüseyin Şaman bir kiremiti örtüp kum haline getirecek bir makine yaptılar. Bizzat Seyfi abi o makinenin yapılışında başında durdu. İnceliğini, kalınlığını hepsini şey yapa yapa ve günlerce o makine kiremit tozu haline getirdi. Atletizm pisti Türkiye'nin tek pisti oldu. Kiremit tozuyla yapılmış bir pisti. Benim tamam abi, ne demek dedim. Yani zaten yani formatı gereği onlar da bir şekilde, ama daha da güçlü bir şekilde veririz. Yani diğer burada yine Seyfi abinin bir şey oldu. Yani içindeki o dediğiniz de değişik Türkiye çapındaki atletlere, sporculara, Cumhuriyet dönemiyle özellikle onlara da yer vermişsin diye. Yine Seyfi abinin bu şeydi, bir isteği, dileğiydi. Yani bir aslında sağ bacağında bir damar bypass'ı geçirecekti. Yani o da Amerika'dan getirilen suni bir damar vardı. Yani pek ölümcül bir şey olarak gözükmüyordu ama işte maalesef hayat bazen böyle sürprizlerle dolu. Seyfi abi ameliyat masasından kalkamadı. Şimdi ben de çok üzüldüm tabii. Yani herkes gibi şok, yani şok geçirdik neredeyse. Yeni bir başladığımız bir kitap var ve artı söz vermişiz. Telefonda sözünü aldı. Her ne olursa olsun bu kitabı tamamlamak adına Kemal İstek söz veriyor musun dedi. Söz veriyorum. Ne demek? Bizim için bir onurdur, şereftir bu. Velhasıl yani o şok dalgası geçtikten sonra ben tabii yandım içimden. Dedim ya dedim, şu çocukluk anıları dedim için nereden ta 70-70 yaşındaki bir insanın dedim geriye dönüp kimden bunu öğrenebiliriz? Nereden öğrenebiliriz? Nasıl araştırabiliriz? Şimdi o olmayınca kitapta ciddi anlamda bir eksiklik ortaya çıkacak. Neden sonuç ilişkisi kurma noktasında da sıkıntılar yaşayacağım. Bu duygu ve düşüncelerle işte o gün gerçekten de Buğdat Camii'de cenaze namazı kılındı. Çok önemli isimler oradaydı. Muhteşem bir kalabalık. Belediye bandosu. Yani bakıldığı zaman
şunu düşündüm. Ya tabuna şöyle ben de omuz attığımda içimden geçen şu oldu. Ya insanlar yaşarken neden kadir kıymet bilinmiyor? Yani bu tip değerlerimiz hayattayken yani niye çok görüyoruz? Yani bugün de var Ziya abi, yani işte burada Vahap Kokulu da biliyor zaten, yani o da bu işin adeta yani savaşçısı durumuna gelmiş. Bugün aramızda yaşıyorlar. Yani gerçek anlamda mesela bir Ali Özveren diyelim. Mesela Soros Okulları kurucu genel müdürü. Yani eğitimde çok ciddi bir isim. Bugün onu hatırlamak lazım değil mi? Yani onun gibileri. Birçok isim var. Yine sanayide olsun, sanatta olsun, her alanda Mersin'in çok yetenekli insanları var. Yani şimdi mesela Haldun Dormen. Yani şimdi bu Mersin'dir. Yani illa bu insanın bir vefatından sonra mı adını patlara vereceğiz ya da bunun adına tiyatro gösterileri vesaire salonlar vereceğiz yani. Şimdi bu bir eksiklikti ama beni en çok da düşündüren, zaten kararı vermiştim. Gerçekten de Seyit Balanya'nın kitabının yazılması gerekiyordu Mersin kültürü adına. Bu bağlamda girişimlerimi de yaptım. Ama işte çocukluk araları sıkıntı. Neyse evlerine bir taziye ziyaretine gittik, taziye yerine bir başsağlığı dileyelim dedik. O arada enteresan bir şey oldu. Serap Alanya kızı bana bir tane dosya getirdi. Ya dedi Kemal Bey, işte dedi, babam dedi hastaneye geçmeden önce bu dosyayı size vermemizi istedi. Baktım, enteresan şey, sadece çocukluk anıları var içinde. Ya spora nasıl başladığıyla ilgili, başından geçenler falan, ya dedim. Ya dedim rahmetli dedim, ya nasıl dedim, bak bana dedim pek bir iyiliği yok, hani belki tabii ki yani dolayısıyla herkese var tabii ki. Ya dedim ama bak yani son anda dedim, Allah Allah dedim, nereden dedim düşünmüş, ben onların notunu almadığımı, hep oralara es geçtiğimi nereden anladım, onun dedim şeyini de yapmış tepkisinde, onlar gelince rahatladım. Tabii burada başarılarıyla ilgili yani resmi rakamlar çok önemliydi. İşte kaç yılında kaç derece yaptı, kimlerle koştu, işte koşan atletler ne yaptı, bunlar çok önemliydi. Milli takımdaki vesaire, bunlar da yoktu elimde işin gerçeği. Ben bir internetten şöyle bir araştırma yaptım, imkanı yok yani, bulmanın imkanı yok. Çünkü hiçbir yere bunlar kayıt edilmemiş. 1950'li yıllar yani, 50, 51, 52, 48, 49 falan. Gerçekten o dönemlere gerçekten kayıt bulmak çok zor. Yani onu ben yaşadım. Derken bir ara telefon çaldı. Baktım Halil Hoca. Halil olsun. O da atletizmin tabii önemli bir değeri. Aradı, ya dedi Kemal Bey dedi bir görüşebilir miyiz dedi. Seyfi abi dedi sana bir emanet bıraktı. Allah Allah dedim, ya bu ne? Bu arada ben de tabii bizim mahalledeyiz. Tahtalı Camii'nin oradayım. Bir, yine vefat eden bir mahallemizin insanı var. İşte onun cenazesini kaldıracağız. Dedim vallahi ya ben şu anda buradayım. Tahtalı Camii'nin önündeyim. Geldi. Baktım dosyada aynı dediğim şeyler, o güne ait belgeler, resmi belgeler var. Yani kaç derece, kaç yılında, nelerle, kimlerle koştu, milli takımdaki dereceleri falan hepsi böyle resmi belgelerle bana geldi. Çok memnun oldum. Hatta o arada başımı da kaldırdım gökyüzüne. Ya dedim Seyfi abi, ne büyük adamsın. Yani oradan bir yetiştin ya imdadımıza, Allah senden razı olsun dedim. Böyle bir yetiştin. Kitap böyle başladı hocam Seyfi abiyle. Sonrası zaten ciddi bir yazım maratonu oldu. Ama işte şanssızlıklar da oldu yani, onu da söyleyebilirim. Çünkü Kadir Şamak maalesef kitap tamamlandığında o da rahmetli oldu. Evet. İş bizim sırtımıza bindi. Ama nihayetinde Vahap Seçer gibi gerçekten de kent kültürüne çok değer veren bir belediye başkanı sayesinde kitap Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarında hayat buldu. Ben burada hocam Mersin Namet'te de bununla da aynı şeyi yaptım. Yani birkaç kitabım daha var. Yani bunları ben kitapçılara vermiyorum. Ben bunlara bir fiyat uygulamıyorum. Bunlar gönüllülük esasına dayalı. Şimdi Seyfi abi hayatını, Vahap abi dinliyorsun değil mi? Hayatını, Seyfi abi hayatını para için mi verdi Allah aşkına spora? Yani Mersin'e yani o kadar büyük katkıları var. Türk sporunun o kadar büyük katkıları var. Allah aşkına siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani bir ekonomik en ufak bir çıkar gözetti mi? Hayır. Üstüne ne yaptı? Servetini döktü. Şimdi böyle insanın hayatı parayla satılabilir mi? Kitabı daha iyi olsa. Mümkün mü böyle bir şey? Ben bir yazar olarak bu özveriyi mutlaka bulundurdum. Şimdi burada belediye de bunu yaptı. Kısmetsiz dağıtıldı. Ne oldu? Tabii ki
bu kadar büyük ilgi göreceğini tahmin etmediklerinden dolayı 2000 adet basıldı. Ama bugün gelinen noktada benden de çok kişi kitabı istiyor. Hatta belediyeden aradılar, Büyükşehir'den. Ya Kemal Bey, bizde hiç kitap kalmadı. Yani gerçekten de zor duruma düştük şeklinde de bir sistem de ettiler. Ama nihayetinde bu kütüphanelerde artık var mı? Var. Yani bu girdi. Görevimizi yaptık. İşte bugün gelinen noktada sizlerle beraber aynı şerefi, aynı duyguyu paylaşıyoruz. Bu da çok güzel. Evet. Kutlarız sizi. Çok güzel şeyler yaptınız. Her ne kadar bir kitap da bana düşmedi şu ana kadar. İkinci baskı da mutlaka yapılacaktır. Yok, kesin size var. Gerçekten çok güzel bir kitap. Kutlarım. Evet. Ali Cerrahoğlu. Doktor Ali Cerrahoğlu. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz şeyler olduğunu biliyorum. Neler dersiniz Seyfi Alanya ile ilgili? Ziya Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sizlere, Kültürhane'ye ve ekibe böyle şeyler düzenlediğiniz için çok kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Hakikaten demin söylendiği gibi, Kemal Bey'in söylediği gibi, bunlar bir kentin hafızasını oluşturan anılar, bilgiler. Zaman içerisinde unutuluyor, hepimiz gelip geçeceğiz ama bu tür belgeler gençlere de yol gösteren, modellik olan belgeler. Onun için kutluyorum. Çok değerli bir çalışma yapıyorsunuz. Sağ olun davet ettiğiniz için de. Şimdi ben bir atletizm aşığıyım. Halen de yapıyorum. Hani master atletizm olarak. Hayatım boyunca yaptım ama bundan daha önemlisi de bunu yaygınlaştırmak ve gençlere, kentimize mal etmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben de bu işe gönül verdim. Şimdi bir de Gündüz Kılıç 1975 yılında Hürriyet Gazetesi için Türkiye turuna çıkmış ve Türkiye'de sporun sorunları, daha doğrusu futbolun sorunları diye bir seri röportaj yapıyor, şey yapıyordu. Pardon. Mersin'e geldiğinde sınıf arkadaşı olan Orhan Fikri Mutlu'nun baskısıyla Mersin Belediyesi başkanlık makamında tam yanılmıyorsam 8 saat şeyle Seyfi abiyle Gündüz Kılıç röportaj yaptı ve o Gündüz Kılıç'ın röportajlarından tek kişi üzerinde duran Seyfi Alanya'yı anlatan röportaj oldu. Diğerleri her çeşit Adana'nın bilmem ne sorunu var, şu var, bu var derken Gündüz Kılıç 75 yılında Seyfi abi 3 gün sürdü herhalde Seyfi abiyle olan sözleşmesi. O zaman 75 yılının veya 76 yılının şeyleri bulunursa, Hürriyet Gazetesi bulunursa orada ortaya çıkabilir diye söylüyorum. Bir de Seyfi abiyle beraber Nazmi Alanya, Victor Venus şeylerden büyük, Seyfi abilerden büyük ve İlhan Taşucu atletizm yapmıştır. İlhan Taşucu komple bir sporcuydu. Basketbol oynuyor, voleybol oynuyor, futbol oynuyor. 100 metre koşuyor ve cirit atıyor. Cirit de yanılmıyorsa 1980 yılına kadar rekoru kırılmadı. Yanılmış olabilirim. Yani uzun yıllar İlhan Taşucu'nun cirit rekoru kırılmadı. Ali Bey, Ali Hoca biraz önce şeyden bahsetti. Kaya'dan bahsetti. Kaya Saybaşlı'dan. Bu da Seyfi abinin talebesidir. Tayfun Saybaşlı'nın abisidir. Evet. Bir bölge şampiyonasında, bölge şampiyonasında mı, Türkiye şampiyonasında mı 100 çarpı 4 çarpı 100 bayrak yarışında şey yoktu. Takımın imkanları yoktu. Veya bilemiyorum ne işlese, Tayfun Kaya Saybaşlı ve kardeşi Ahmet Saybaşlı yalın ayak koştular ve birinci oldular 4x100'de. Evet. Nurullah'ın şeyleri uzun yıllar kırılamadı. Şimdi kırıldı mı bilemiyorum rekorları. Çekişte rekoru hala kırılamadı diye biliyorum. Yanılmış olabilirim. Ama
Yani Seyfi abi böyle kişileri yetiştirdi. Seyfi abinin yetiştirdiği sporcular arasında 3 tane profesör var. Yani bunun en belirgin olanı Caner Açıkada Hacettepe Üniversitesi'nde spor psikolojisi dalında doktora yaptı ve profesör. Kardeşi Taner Açıkada, o da profesör ama hangi konuda olduğunu bilemiyorum. Bir profesör arkadaşımız daha var, atletizmden yetişen. Seyfi Alanya hem yetiştirdiği sporcuların bilhassa kişiliklerinin üzerinde çok büyük etkileri olmuştur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz İrfan Bey. Ulaş Hocam... Pardon, bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu benim içimde şeydir. Atletizm sahasının o 110 engelli yarışı yapan ve maalesef dopingli olduğu için bütün rekorları iptal edilen ve madalyaları iptal edilen bir sporcuya oranın adının verilmesi Mersin için utançtır. Bu kişi Mersin formasıyla da yarışmamaktadır. Örnek olarak kapalı spor salonu Servet Tazegül adına verilmiştir. Servet Tazegül'ün Mersin'le ne ilgisi vardır? Bir Mersin Ahmet varken, bir Ayhan Taşkın varken Servet Tazegül'ün ne ilgisi vardır? Ben söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi doping nedeniyle madalyaları alınıyorsa bir insanın isim de geri alınması lazım. Mantık onu gerektiriyor ama tabii... Mantık onu gerektiriyor, tabii. Ya hocam, belki de yüksek mertebelerde şimdi müdür bile olmuştur. Yani Cumhurbaşkanı danışmanı olmadıysa. Bunlar şey mi? Neyse. İsterseniz Kemal Bey'e verelim, sizi sonra toparlayalım. Evet, o, daha fazla zamanla. Hocam, sizin söyleyeceğiniz şeyler yoksa ben Kemal Bey'le programı bitirmek istiyorum. Söyleyeceklerimi söylerim de sonra dükkanı kapatırlar hocam bu konuda. Kulağımıza söyle hocam onu ayrıca. Ben ayrılmak zorundayım. Hoşça kalın. İyi günler. Yaylaya selam. Yaylaya selam. Kemal Bey, şöyle bir iki dakikalık bir toparlamayla programımızı kapatalım. Yaklaşıyoruz artık. İki saate yaklaşıyoruz. Yapma ya. İki saat oldu mu? Yeni bir rekor kıracağım. Buyurun dinliyoruz sizi. Pardon. Efendim. Ben çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bir Ali Cerroğlu'da bir sorun var. Bu Mersin Tarsus atletizm tarihinde bir nikah memuru Ali Bey var. Ali Tezer'e. Bunun yeri var mıdır? Sadece yaşı dolayısıyla ya bütün o yaşına rağmen hala koşmaya devam etmesi, yaşlılar yarışlarında ödül alması, derece yapması dolayısıyla bir yeri vardır. Bu konuda bugünkü sohbet içinde yer alabilecek bir isim midir? Birincisi. Bir de çok kısa bir önerim var. Kent Konseyi mensubu arkadaşlar, eline yüreğine sağlık Kemal Bey, ben yeni tanıyorum, bir kitabını alıp Mersin veya bölge beden terbiyesi temsilcisine gidip merhaba böyle bir kitap var, bundan haberiniz var mı? Ve bununla satıyoruz falan alırız. Spor lisesinde bir konferans yapılabilir mi? Çünkü özendirmek için kalkıp da Adnan Menderes bulvarı boyunca eşofmanlarını giymiş geçkin veya yeni atletlerin şöyle bir boy göstermeleri ne güzel olur diye düşünüyorum. Sustum. Teşekkür ederiz. Tuncer abi çok teşekkür ederim gündeme getirdiğiniz için. Nikah memuru Ali Tezeren hepimizin Ali abi derdi büyük yaşına rağmen. Çok özel bir yeri var hakikaten.
ben onun gençliğindeki derecelerini bilmiyorum açıkçası ama onun çok özel bir yeri var. Şimdi herkes yürüyor, hani birçok kişi her yaşta spor daha yaygın ama bunun hiç yaygın olmadığı bir dönemde, yani hiç kimsenin büyük yaşta spor yapmadığı dönemde o tek başına her gün bütün şehirde, işte bazen Çamlıya'ya koşardı şehrin içinde, çok örnek bir şekilde bu master atletizmini yürüttü tek başına. Hiç ikinci kişi yoktu. Çok sevilen bir insandı, model bir insandı. Çok hala onu hatırlayanlar anar. Gerçekten atletizmde yeri çok özeldir Tarsus için. Ama derece bakımından, millilik bakımından açıkçası bilmiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Kemal Bey, efendim. Kapatmak üzere son kapanış sözlerini sizden bekliyoruz. Efendim, yani şimdi tabii ki hepimiz aynı hedefe bir şekilde mücadelesini vererek gitmek istiyoruz. O hedefimizde gerçekten de kentimizin değerlerini gün ışığına çıkarmak ve gelecek kuşaklara onların yaşam öykülerini aktararak bir rol model kahramanları gençlerimize sunmak. Bu bağlamda ben kutluyorum. Ziya Bey, hem sizden, diğer Vahap abi, diğer katılımcıları ve bunu izleyenleri. Bu gerçekten bence çok önemli bir başlangıç diyebilirim. Son dönemde özellikle sizlerin de sayesinde. Yani kentimizin artık değerlerinin bir şekilde öyle ya da böyle işte bu tip platformlarda veyahut da kitapta, televizyonlarda bir yerel basın biraz bu noktada bana göre daha ön planda olması gerekiyor. Ama maalesef biz de yerel basın mensubu olarak biraz öz eleştiriyi yapıyoruz. Şimdi Mersin tarihi boyunca Cumhuriyet dönemiyle birlikte genç bir kent zaten. 1800 yıllarda kurulan bir kent. Cumhuriyetle özdeş bir kent. Şimdi bakıldığı zaman üretime spor ve sanat adına korkunç yani örnekler var. Hatta belki de ülke sınırlarını aşan insanlar var. Hala biz o günlerin yetiştirdiği Haldun Dörmen gibi tiyatro büyük usta, onun gibi pek çok Atıf Yılmaz gibi onlardan övünüyoruz ama maalesef gençlerimiz onların Mersin'den yetiştiğini, Mersin'in olduğunu dahi bilmiyorlar. Şimdi bu 2013 yılında Akdeniz oyunlarında yapılan biliyorsunuz tesisler vardı. Servet Tazegül kapalı spor salonuna adı verildi ama ne acıdır, ne kadar çok büyük acıdır. O yarışmada, o şampiyonada, o kapalı spor salonunda yenilen bir sporcu oldu. Bakın, bu ilahi adalet. Nihayetinde Seyfi Alanya, Mersin Ahmet gibi çok önemli değerlerin üzeri niye kapatılıyor? Yani bizler burada hepimiz bunları gün ışığına kavuşturmak için, yaşam öykülerini, başarılarını anlatmak için bu mücadeleyi ortaya koyarken bunu bilmiyorlar millet. Tabii ki biliyorlar. Çok rahat biliyorlar. Peki neden kapatılıyor? Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını alan bir güreşçiden bahsediyoruz. Ya lütfen. Biraz. Yani tamam ben bir gazeteci olarak belki farklı alanlara da yani sonuç itibariyle konuşuyorum. O yüzden bununla girmek zorundayım. Bu benim görevim çünkü. Eğer ki Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını 1936 yılında alan güreşçi Mersinli Ahmet ise ya lütfen. Ya bunun isminin Akdeniz oyunlarında yapılan tesislere verilmemesini, Mersin'in yine medarı iftiharı, iyi insan, tırnak içerisinde en iyi insan, Seyfi Alanya, bir atletizm fedaisi, bir Mersin sevdalısı, büyük emekler veren, büyük servetler döken bir isim. Eğer bu göz ardı ediliyorsa, lütfen ya bunun iyi niyetle alakası olduğunu düşünmeyelim. Kesinlikle. Şimdi ben biraz önce ifade ettim. Seyfi Alanya yaşantısı boyunca tamamında siyasetin hep dışında kalmayı yeğlemiştir. Kesinlikle hiçbir anında en ufak bir siyasi hedef peşinde koşmamıştır. Öğrencileri de maalesef bazı Nur Bebak gibi yani farklı siyasi akımlara o dönemde 70'li yıllardan bahsediyoruz. 68 kuşağından bahsediyoruz. Tabii ki katılım gösterecek ama Seyfi abi hepsine kucak açmıştır. Hepsini birden benimsemiş.
eğitmiş ve belli noktalara getirmiş bir isimdir. Yani biraz önce de ifade etti hocalarım, benden çok daha iyi bilirler. Yaşayan insanlar çünkü. O Alanya fırını Türkiye'de bir ilktir, biliyor musunuz? Seyfi Alanya'nın babası Mustafa Alanya tarafından Avrupa'dan getirilen ilk buharlı fırındır. O bile başlı başına bir ciddi anlamda bir öyküsü olan bir fırın. Bravo. Bravo, haklısın. Şimdi doğru. Şimdi nerelere es geçiyoruz? Ya Türkiye'deki ilkleri başaranlar burada. Niye bunların üzeri devamlı kapatılıyor? Ya ben Vahap abi biliyorsun başıma gelen. Anlatmayacağım bunu. Değil mi? Yani o kitabın tanıtımındaki yaşanan olayı biliyorsun. Bir gün tarihi yazacak. Ama ne kadar ayıp. Ne kadar üzüldü. Sizler ne kadar üzüldünüz. Ya biz salonun içine koymuyorsanız ya bırakın şurada yapalım diyoruz. Ne var bunda? Ya biz ne yapıyoruz ki? Burada ne yaptık? Kötü bir şey mi yaptık arkadaş? Ha, bu kafa kaçılmaz. Milletin derdi bu. Mersin'in birinci oluşması. Çünkü Mersin, Cumhuriyet tarihimize bakıldığı zaman Cumhuriyet'i temsil eden çok önemli gibi. Tehlik sırrı gür. Yok edin. Bitirin. Niye bitirin? Çünkü Cumhuriyet, bakın, oynanan oyunun ne olduğunu biliyoruz. Ben biliyorum. Pandemi ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu ben anlatıyorum. Ha, bana yasak koyuyorlar. Önemli değil. Ben artık bitti. O sansürleme olayı bitti. Niye bitti? Televizyonda mı konuşuyoruz? Hayır. Ha, Ulaş orada yayın yönetmeni. Ay, ne yapıyoruz biz? Burada sosyal, değil mi ya, sosyal medya. Yani engellenemez. Şimdi burada Mersin Named'in ekeli hiç alakası olmayan bir yere götürüp her gün küfür edilip yumurta atıp çamur atılan bir hale getiriliyorsa bu iyi niyetli değil. Şimdi ben şeyi gördüm. Siz de biliyorsunuz. Atatürk Parkı'ndan tut 7 kilometre mi? Adnan Menderes Parkı. Abi eşek şey inek figürü var. At figürü var. Acayip acayip figürler var. Sanatsal eserler, o saygımız var. Ya arkadaş, hadi Mersin'in yetiştirdiği değerlerle ilgili olarak niye insanlara bir özenti vermiyorsunuz? Gençlere niye böyle bir havuç uzatmıyorsunuz? Uzatın şu havucu ya. Koşsunlar peşinde. Rekortmen atleti olarak koşsunlar. Güreşçi olarak. Yani bakıldığı zaman fotoğrafa gerçekten ya ben iyi niyet görmüyorum. Ama konudan da uzaklaşmak istemem. Ben çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Yani tarih sizleri gerçekten yani hatırlayacak. Benim sizin bu emekleriniz bir kişiyi dahi kurtarsanız o gelecekte 1000 kişiyi, 10.000 kişiyi, 100.000 kişiyi kurtarabilir. Yani kentlilik bilincini olur. Nereden gelirsek gelelim. Kardeşim bu topraklarda yiyor muyuz, içiyor muyuz, yaşıyor muyuz ve ölünce de buraya gömecekler miyiz? Biz buralıyız ya. 300 sene sonra kimin Diyarbakır'dan geldiğinin önemi kalacak? 500 sene sonra ya anlamsız, çok anlamsız. Şimdi bakıyoruz kentlilik bilinci yok. Bütün sorunlarında ana kaynağında bu vardır diye ben iddia ediyorum. Niye iddia ediyorum? Geçin kardeşim sorun. Neredesin diye sorun. Bir kişi Mersinliyim demeyecek. Urfalıyım, Malatyalıyım. Daha da en iyi adam. Silvanlıyım diyor. Daha da en iyi adam ilçeyi söylüyor. Diyor ki ben diyor işte diyor Ozaklıyım. Bir bilmem nereliyim. Yok Darendeliyim. Ya tamam kardeşim buralarda tabii ki onlar da Mersinli. Kendilerinin Mersinli olduğunu bilmiyorlar ve Mersinli kültürünü yaşamadıkları için de bunu reddediyorlar. Yani böyle bir paradoksa karşı karşıyayız. Bunu çözmedikten sonra Mersin'i siz hiçbir yere götüremezsiniz. Hep geriletirsiniz. İşte ne olur? Bugünkü kenar mahallelerde yaşadığımız o gettolar. Yani bunlar Mersin'e yakışan şeyler mi ya? Bu kentin dokusunu yani planı yapan adam yansa. Ankara'nın planını yapan adam getirmişler buraya. Yani şimdi bu kadar sizin gibi bizim gibi bu işin mücadelesini yapan insanların niye önü açılmıyor? Biraz önce Vahap abi çok güzel şeyler söyledi. Mükemmel. Kent kolisyonu, yani onur diyorum onunla beraber aynı havayı teneffüs etmek bile bizim için şereftir. Bir abi sizler de öylesiniz. Niye şimdi aynı amacını ediyoruz? Şimdi biz kitap yazıyoruz. Para kazanmak için harika. Zaten bedava. Ya sen bunu, senin buna verdiğin para, bir bak bakalım bütçende ne kadar ve sen en ufak bir projeni tanıtmaya harcadığın para ne kadar? Ya ama evet. Olmaz. Ben ne kadar üzüldüm biliyor musunuz? Şimdi şu anda buradaki konuşmacıları, anlatılan insanların hiçbir tanesi bu kitabı alamamış. Eline geçirememiş. Ne kadar üzücü bir şey benim için. Ben bunun ben için... Aldım. Benim var.
Abi tabii kesinlikle. Şimdi neticesinde bunu biz hazırız abi. Siz de hazırsınız. Son olarak şunu söylüyorum. Mersin'in, kentimizin değerlerini geleceğe taşınmak, genç kuşaklara bunları öğretmek, rol modeller oluşturmak adına Ulaş Dal'dır. Vahap abi sen de hazırsın, Diyay hazırsın, diğer katılımcılar ve herkes hazır. O kadar geniş bir kitlemiz var ki, inanılmaz büyük bir potansiyelimiz var. Ya biz sadece, kardeşim önümüz açılsın ya. Biz bunun bir seferberlik halinde yapılmasını istiyoruz. Neden arkadaş? Önümüzdeki 2021. Gelin kardeşim Mersin Ahmet yılı ilan edelim. Haydi. Gelin edelim. Mersin Ahmet herkese tanıtalım. Burada Mersin Ahmet ilk öğretim okulu var. Buyurun. Yani beni arıyorlar hocalar, çocuklar. Abi biz Mersin Ahmet'i tanımak istiyoruz. İnternette senin başka kitap yok. Senden başka. Ya bir yani bize de bir heves verin. Bizim de biz yazarız. Tevfik Sürgül Lisesi öğrencileri Ethem Çalışkan'ı tanımıyor. Evet. Ethem Çalışkan evet. Hocamız büyük resah. Evet. Ya bu Vahap abi. Bu biraz kankre. Konuştuğumuz gibi sürekli gündemde tutmak gerekiyor. Evet. Bu kankre. Yani bunun tedavisi belli. Bu tür platformlarda hep bunları anlatmak. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten yani biz teşekkür ederiz Kemal Bey. Zaten Yumuktepe Kütüphane yani bu kurumlarımız gerçek anlamda kent kültürüne ciddi katkı sağlamak noktasında var gücüyle çalışıyor. Vahap Kokulu zaten yani bu işin bayraktarı olmuş durumda. Bu mücadelesini muhteşem bir azim, kararlılık ve heyecanla sürdürüyor. Biz estağfurullah. Ziya Bey'in yanında ben bir şey dedim. Ziya Bey. Kemal Bey, Ziya Bey lütfen. Ziya Bey bu konuda gerçekten çok güzel, evet. Somut işler yapıyor. Evet. Ya ben Ziya Bey tabii yani kesinlikle özellikle aynı şeyi. Yani sonuç arkadaşlar. Sonuç kentlerin yarıştığı bir dönemin içindeyiz artık. Sınırlar evet. Kalkıyor. Dijital dünya bunu gerekiyor. Artık ülkeler yarışmayacaklar. Kentler yarışacaklar. Şimdi biz kentimizin çok güzel bir dokusu var. Muhteşem. Büyük Önder Atatürk. Yani şuraya getirip portakalları ekmesi ne demek olmuş görüyorsunuz değil mi? Yani şimdi böyle bir dahi bir insan. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden ben kendim söylüyorum. Utanmam, sıkılmam, korkmam, çekinmem. Bak mümkün değil. Buradan çıkmayacağız. Çünkü bu çizgide işte görüyorsunuz Mersin Ahmetler, Seyit Alanyalar, o kadar yani Atıf Yılmazlar, Haldun, kimler? Hep Ethem Çalışkan, hep bu çizgi üzerinden yürüyerek yerlere geldiler. Ve ben hala inanıyorum. Herkesin gönlünde, beyninde bu var. Ve bu çizgide yürüyerek biz çok ciddi bir, yani bir seferberlik halinde bu işe el atarsak toplum olarak, Mersin olarak, kentlilik bilincini içinde hisseden, yani bu Mersin'de doğmak büyümek olayı değil yani. Nereden tamam, gelirsen tamam. Gel. Yani çünkü kim nereden gelirse gelsin buraya bıraktığı ektiği tohumlar zaten Mersin. Onu evet, yapalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Saygılar, yardım çok sağ olun efendim. Allah olun. Kemal Bey'e ve bütün konuşmacılara, bizi izleyen dostlara, Mersin gönüllülerine ve özellikle de Kültürhane'ye ve Ulaş Hocama, Mithat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki haftalarda başka bir şey için, başka bir konuda görüşebilmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.